Günaydın değerli seyircilerimiz ve ulusal radyo frekansından sesimizin ulaştığı her yere günaydın. Bugün 13 Mart 2019 Çarşamba günü gündemiyle saat 9.45'e kadar sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor hızlıca. Bugün sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pursaklar Gölbaşı'nda toplu açılış törenleri var. Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde de 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı var. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 14. konferansın için Fas'ta ve başkent Rabat'a gidiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde. STK e, sendika temsilcileri ve muhtarlarla görüşecek, Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşacak. Büyükçekmece'de tapu dağıtım ve toplu açılış töreninde iştirak edecek. Esenyurt'ta da STK temsilcileri, okul aile birlikleri, meslek odaları, iş insanları ve yine muhtarlarla bir araya geliyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli Kastamonu'da açık hava toplantılarına katılıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklıyor. İngiliz parlamentosu alt kanadı Avam kamerası Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılık seçeneğini oyladı. Bunun yankıları var. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rovanş maçları Barcelona Olimpik Lyon, Bayern Münih Liverpool karşılaşmalarıyla sona erecek. Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rovanş maçında Banvit, Almanya temsilcisi Borussia Bambergi Bambit Kara Ali Acar spor salonunda konuk edecek ve basketbolda yine Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka Letonya temsilcisi Vent Spalisi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka spor salonunda ağırlayacak. 13 Mart'ta tarihte neler oldu? Hangi başlıkları sizler için seçtik? 1915'te Türkiye'nin büyük şairi ve yazarı 2000'e doğru dergisinin de yazarlarından Melih Cevdet Anday İstanbul'da doğdu. 1917'de 13 Mart'ında Rusya'da İzvestiya gazetesi yayınlanmaya başladı. 44'te tiyatro sanatçısı Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi yöneticisi Erkan Yücel Ankara'da doğdu. 52'de Kur'an-ı Kerim çevirmeni Ömer Rıza Doğrul hayatını kaybetti. 70'te yazar adaleti Jim Jones hayatını kaybetti. 71'de gazeteci yasar oyun yazarı Cevat Fehmi Başkurt hayatını kaybetti. 90'da hava kuvvetlerinden irtici hareketlerine karıştıkları gerekçesiyle 146 subay ve az subay ihraç edildi. 2016'da Ankara Kızılay'da otobüs durağında akşam saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda 34 vatandaşımız hayatını kaybetti ve saldırıyı da terör örgütü PKK üstlenmişti o ter tarihlerde. Son 24 saatte hangi gelişmeler oldu ve hangi ayrıntılar Ulusal Kanal objektifine yansıdı? Şimdi de buna bakalım. Yerel seçim gündemi yoğundu. Edremit Kürdistan'a sloganları atıldı, sahada olaylar çıktı. CHP'nin belediye başkan adayı Hasan Arslan'ın "oyunuzu bize yani Kürdistan'a vereceksiniz" sözleri üzerine Adana'da maça çıkan Edremit Belediyespor Kadın Voleybol takımına bu tepki gösterildi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka sert tepki gösterdi. CHP Mustafa Kemal'den uzaklaşıyor dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ile giren Kamil Saka, "Ben Vatan Partisine güveniyorum, inanıyorum. Onun için gözü kapalı işbirliğine girdik." ifadelerini kullandı. CHP Bartın milletvekili Bankoğlu hakkında terör örgütü propagandasından soruşturma açıldı. Seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise kendisine HDP ittifakını soran bir vatandaşa sen mi karar veriyorsun buna dedi. Yerel seçimlere sayılı günler kala sahte senet iddiaları ve fezleke haberleri de siyasetin gündeminde. Sahte senet iddialarına ilişkin Mansur Yavaş'tan yeni açıklamalar gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaysa fezleke düzenlendi. Vatan Partisi Kale Kayış işçilerini ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da İlker Yücel, sendikal oldukları için işten çıkarılan işçilere destek verdiği Yücel, işçilerin burada yaptığı kutsal bir kale savunmasıdır dedi. Vatan Partisi Belediye Başkanı adayları tüm yurtta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Profesör Doktor Tülün Oygür, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı hamam önünde esnafı ziyaret etti. Kars Belediye Başkanı adayı Efsane Başkan Tunçay Mutlu de Karadenizler Derneği'ne konuk oldu. Muğla'daysa Vatan Partili adaylar Ortaca'da buluştu. Türk Harbi Sendikası'nın 16 Mart'ta Ankara'da yapacağı mitingi izin verilmedi. Valiliğin ve emniyetin tam doğanda yapılması planlanan mitingi için güvenlik ve seçim gerekçesiyle iptal edildi. Aydınlığa konuşan Sendika Başkanı Bayram Bozal, orada çalışan işçiler fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı'nda kalarak tank üretimi yapmasını istiyor dedi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarını tanıttı. Buna göre farklı renklerdeki dört ayrı oy pusulasında kullanılacak oylar tek bir zarfa konulacak. Seçmenler il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarı seçimleri için dört farklı oy kullanacaklar. Etiyopya'daki kazanın ardından Türk Hava Yolları'ndan flash bir karar geldi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları 13 Mart itibariyle ikinci bir karara kadar durdurulmuştur denildi. Köklü değişiklikler öngören askerlik sistemi tartışılıyor. Bedelli askerliği kalıcı hale dönüştüren bedelli yapmayanlar içinse 6 artı 6 ay sistemini getiren öneriye tepkiler var. Askerlik sistemleri üzerinden araştırmalar yapan emekli assubay Oktay Yıldırım yeni sistemin Türk Devleti'nin kurucu ideolojisiyle çeliştiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı tanıtım subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktop son bir ayda gri listede olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan güvenlik kaynakları da yeni askerlik sistemin ilişkin bilgiler verdi. Buna göre yeni sisteme son hali verilmeden önce kamuoyundan gelen eleştiriler dikkate alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'i Amerika'nın idare ettiğini söyledi. İzmir'de konuşan bakan, terörle mücadeledeki son durumu bu sözlerle özetledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları ise devam ediyor. Son olarak ZAP'taki PKK kampları vuruldu. Örgütün kullandığı barınak ve sığınaklar yok edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afyon şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Akar artan terör tehdidi var dedi. Gerekli mücadelenin sonuna kadar süreceği mesajını verdi. Edirneli Yılmaz Bayraktar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde İpsala sınırından Çanakkale'ye kadar yürüdü. Şehitler anasına tek başına 170 kilometre yürüyen Bayraktar, şehitler abidesine ulaştı. Avrupa Parlamentosu raportörü Kati Piri'nin hazırladığı Türkiye raporu oylanacak Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri açısından kritik önem taşıyan rapordan Ankara oldukça rahatsız. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da rapor oylanırken Brüksel'de temaslarda bulunacak. Venezuela'daki elektrik kesintileri siyasi tansiyonu yükseltti. Devlet başkanı Maduro elektrik kesintilerinden ABD'yi ve işbirlikçi sabotajcıları sorumlu tutuyor. ABD güdümündeki Guaido ise elektrik kesintilerini protesto etmek için halkı sokaklara çağırdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo akıllara zarar açıklamalarından bir yenisini daha yaptı. Venezuela'daki gelişmeleri değerlendiren Pompeo, Küba'yı emperyalist ilan etti. ABD'li Bakan Küba, Venezuela'daki gerçek emperyalist güçtür dedi ve konuşmasını Küba Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici başkan Guaido için ABD'nin kuklası diyen Kübadır. Venezuela'daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezuela siyasetinde büyük etkisi olan Kübadır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir. Ne diyelim Allah Pompeo'ya akıl fikir versin demekten başka bir şey gelmedi bu sözler sonrasında. ABD Hazine Bakanlığı Rus Efrofinans e, Monas Bank'ın yatırım list, yaptırım listesini aldığını açıkladı. Bakanlık gerekçe olaraksa Rus bankanın PDVSA ile finansal ilişkilerini gösterdi. Venezuela kamu petrol şirketi ile Rus banka arasında yaptırımlar öncesi yapılmış sözleşmeler bulunuyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz bu teflika tedavi gördüğü İsviçre'den ülkesine döndü. Bir aydır ülkesinde devam eden gösterilerden sonra bu teflika 5. kez Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı seçimleri de ertelediğini açıkladı. Çin'in güneyindeki Hainan Eyaleti'nde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait olduğu belirtilen savaş uçağı düştü. Uçağın eğitim uçuşunda düştüğü kaydedildi. Uçaktaki iki pilot yaşamını yitirdi olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kudüs diken üstündeydi dün. Mescidi Aksa'nın din görevlilerini hedef aldı. Harem-i Şerif'in tüm kapıları kapatıldı. Ubbetus Sahra'ya baskın yapan İsrail polisi 3 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail Polisi'nin Mescidi Aksa'ya yaptığı saldırıya düşüşleri Bakanı Melih Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Amerika'nın cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in saldırganlığı artmıştır diyen Çavuşoğlu, İsrail Polisi'nin Mescidi Aksa'daki saldırılarına dünyanın tepki göstermesi lazım ifadelerini kullandığı uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Onlarca ilde FETÖ'ye yönelik operasyon vardı. İstanbul'da baylo kullandığı tespit edilen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezde operasyonda meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir'de de 42 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezde 7 ilde kaçak akaryakıt satan bir şebekeye operasyon vardı. Önceden belirlenen adreslere yapılan kazılarda dev tanklara da ulaşıldı. Yıllardır yapımı devam ediyordu. Gebze Halkalı Banyo hattından bahsediyoruz. Nihayet açıldı. 1 saat 55 dakika süren hattın açılışını ve ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İstanbul'un tam 10 ilçesinden geçen hat için meslek örgütlerinden kaygı uyandıran açıklamalar vardı. 82 milyonluk Türkiye nüfusunun 60 milyonu yılın yaklaşık 3'te 2'sinde sınır değerlerinin üstünde kirli hava soluyor. Tespit Çevre Mühendisler Odası'nın hava kirliliği 2018 raporunda yer aldı. Rapor'a göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana Türkiye'nin en kirli illeri arasında yer aldı. Artvin, Ardahan, Giresun, Rize ve Tunceli ise hava kirliliğinin daha az yaşandığı iller oldu. Adana'da karbonmonoksit gazı can aldı. Karataş'ta kamp kuran 5 kişi mangaldan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Ağrı Spor Lisesi okul her yerdedir sloganıyla küp kıran kayak merkezinde yeni şampiyonlar yetiştirmek için kayak ve snowboard eğitimi veriyor. Milli kayakçı olmanın hayalini kuran öğrenciler kayak merkezlerinde hem öğreniyor hem de eğleniyor. Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların uzun uğraşlar sonucunda tekneyi almayı başardıkları balık bir köpek balığı çıktı. Ve bir başarı öyküsü e, dün gündemimizdeydi. Hokey antrenörü Mehmet Salih Diyarbakır'da köy köy gezerek keşfettiği çocuklarda bir takım kurdu. Diyarbakırlı çocuklar Amasya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokey finalinde Şampiyon oldu. Miniklerin e, sevinci e, görüntülere böyle yansıdı. Gündemle devam ediyoruz. Önce geceden kalanlara bakalım. İngiliz parlamentosundaydı Gözler. Hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini reddedildi. Parlamentonun alt kanadı avam kamerasında yapılan oylamada Brexit Antlaşması anlaşması anlaşması 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi. Anlaşma 15 Ocak'taki ilk oylamada da izleyici çoğunluklar reddedilmişti. Başbakan Theresa May, içeriği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesi nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarını açıklık getiren bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı. May, belgeyle İngiltere'nin tedbir maddesine yasal bağlayıcılığı olan tahtitler getirdiğini iddia ediyordu. Tedbir maddesi İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında biz iki sınır girmesini önlemek için İngiltere'nin AB'nin Soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşına kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İşte bu çerçevede e, oylamaya gözler çevrilmişti. Ancak avam e, kamerasından da e, deyim ise onay çıkmadı. Şimdi yeni süreci yine yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Evet yerel seçim gündemiyle yeniden yurdumuza dönüyoruz. Kürdistan'a e, e, Edremit Kürdistan'a sloganları atıldı. Sahada olaylar çıktı. CHP'nin belediye başkan adayı Hasan Arslan'ın oyunuzu bize yani Kürdistan'a vereceksiniz sözleri üzerine Adana'da maça çıkan Edremit Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı'na bu tepki gösterildi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka sert tepki gösterdi. CHP Mustafa Kemal'den uzaklaşıyor dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ile giren Kamil Saka ben Vatan Partisi'ne güveniyorum inanıyorum onun için gözü kapalı işbirliğine girdik ifadelerini kullandı. Edremit'te bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi adayına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok tepkili. İtiraf niteliğindeki açıklamalara Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yanıt verdi. CHP'nin Mustafa Kemal'den uzaklaştığını söyledi bu sınırların bölünmesini tartışabilen insanların gittikçe fazlalaşması yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gittikçe Mustafa Kemal Atatürk'ten uzaklaşması bu sorunların başlıca sebebidir. Onlar yeter ki 3-5 oy gelsin, nereden gelirse gelsin. Yok böyle bir şey. Bir partinin kesinlikle kırmızı çizgileri olmazsa o parti parti olmaktan çıkar. Bugün Cumhuriyet Halk Parti'nin geldiği durma dışı. Bağımsız Edremit Belediye Başkanı olan Saka, Kürdistan skandalından sonra Edremit Belediye Spor'un Adana'da protesto edildiğini açıkladı. Bizim kızlarımız ve Leipolcu kızlarımız 1. Türkiye Ligi'ne çıkabilme adına Adana'da Final Four maçlarındaydılar. Evvelsi gün yapılan maçta 3. set oynanırken tribünlerden yükselen Edremit Kürdistan'a sözlerinden sonra sahada olaylar çıktı kar bayağı ciddi kavgalar oluştu ve maç ara verdi. Ondan sonra devam etti. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde de göstereceğini. CHP'nin belediye başkanı adayı Hasan Arslan'ın "oyunuzu bize yani Kürdistan'a vereceksiniz." sözlerine CHP'lilerin de sessiz kaldığını belirten Saka, Vatan Partisi ile yapılan ittifakı anlattı. Bağımsız aday olarak ortaya çıktınız ama Vatan Partisi'de bir ittifakınız evet. var. Nasıl gelişti efendim bu ittifak? Anlatır mısınız ve Edremitler nasıl karşıladı bunu? Edremitler gayet olgun karşıladı çünkü Vatan Partisi de ben de Edremit halkı da Mustafa Kemal'in çizgisinde. Bu çizgide olan insanlar da bu ittifakı gayet olumlu karşıladılar ve Edremitler. Edremit'in adayını belediye başkanı seçecekler. Ankara'dan 3-5 tane siyasi baron atadıkları adayları değil, Edremitliler kendi adaylarını belediye başkanı olarak seçeceklerdir. Güveniyorum, inanıyorum. Neden? Orada yapılacak bütün söylemler Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olamaz. Bunu biliyoruz. Onun için de hiç gözü kapalı işbirliği içine girdik. Hem teşekkür ederim. Sizden... Sayın Kamil Vatan Partisi Cemil İlçe Başkanı İbrahim Baydı ittifakın ayrıntılarını, ayrıntılarını açıkladı. Aldık. Bu kararımızda Sayın Kamil Saka bağımsız belediye başkanı olacak. Belediye yöneteceği meclis üyesi arkadaşlar da Vatan Partisi listesinden seçime girecekler. Hatta bu birlikteliği önümüzdeki dönemde bayrakla vatanla milletle sorunu olmayanları bir araya getirme, getirerek daha büyük kalabalıkları ulusal düzeyde de yerel düzeyde de daha kapsamlı daha büyük, geniş birlikler birliktelikler yaratacağız. Evet CHP Bartın milletvekilinin sözleri de tartışılıyor. Bartın milletvekili Bankoğlu hakkında terör örgütü propagandasından soruşturma açıldı. Seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise kendisine HDP ittifakını soran bir vatandaşa sen mi karar veriyorsun buna dedi. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında terör propagandasından soruşturma açıldı. PKK'lıdırlar, Zillet ittifakı üyesidirler. <laughs> sen mi karar veriyorsun? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kapalı çarşıda esnafla buluştu. Bir vatandaş kendisine CHP-HDP ittifakını sordu. Atatürk'ün partisine e yakışmıyor dedi. E e De İmamoğlu'nun yanıtıysa sen bir karar vereceksin oldu. Şeyi sen ya. Bak, var orada, öyle bir şey yok. Aldanma ya. Ben adı bir yapışmıyor kim? Ya. kim? Sen mi karar veriyorsun ama? Ben vatandaşım ben de ya. Yani. Niye? Niye karar veriyorsun ama? Yani bana kalsa adı bir gün partisine. Ne? O mecliste çeşitli şeyler kanunlar geçirirken DDP ile aynı paralelde bulunmanızı istiyor. Bankoğlu ise seçim sürecindeki söylemlerini bir adım ileri taşımış. Teröristlerden işte böyle oy istemişti. PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler. Yazılı açıklamayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. CHP'li vekile terör örgütü propagandası yapma suçlaması yöneltildi. 27. dönem CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında 11 Mart 2019 tarihinde Halk TV isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan Siyaset Kültürü isimli programda yaptığı PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Şimdi gözler verilecek karara çevrildi. Evet işin adli ve yargı boyutu ayrı bir tartışma. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi de bir sınav içinde madem HDP terör örgütünün bir kolu ya da siyasi uzantısı işte Vatan Partisi'nin bu çerçevede yüksek mahkemeye sunduğu dilekçe var. Hadi gereğini yerine getirin HDP'yi kapatın. Yani bu bu kadar net. işin sahadaki gelişmesinde ise gerçekten o cümle çok ilginç Ekrem İmamoğlu'nun sen mi karar vereceksin diyor. Kim karar verecek Sayın İmamoğlu? Söyleyin ne bilelim. Ya da kim karar verdiriyor size? Çıkın onu söyleyin. Onu konuşalım. Gerçekten yerel seçim öncesinde gördüğünüz gibi... Ee, inanılmaz bir e, yelpaze kayması, eksen kayması artık adını nasıl tanımlarsanız tanın, e, siyasetin üst taraflarında, e, o e, koltuklarda, üst yönetimlerde verilen kararların halka dayatılma modellerinden bir tanesini işte bütün e, iktidar cephesinde ve muhalefet cephesindeki partilerde görüyorsunuz. Ha bu sefer alternatifiniz var. Bu bir yerel seçim. Bu yaklaşan yerel seçim çerçevesinde de hem iktidarına hem muhalefetine ders verme şansınız var. Hem onların haberlerini gördük hem oradaki adresin kim ve ne olduğunu size anlattık. Hem de tartışmalardaki son durumu işte bu çerçevede ekranlarınıza getirdik. Yerel seçimlere sayılı günler kala da bir diğer iddia başkent Ankara için biliyorsunuz. Sahte senet iddiaları. Fezleki haberleri de siyasetin gündeminde. Sahte senet iddialarına ilişkin Mansur Yavaş'tan yeni açıklamalar gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaysa fezleke düzenlendi. Sahte senet iddiaları. Seçmen nezdindeki itibarımız zedelenmeye çalışılmış ama hiçbirisi tutmamıştır. Fezleki haberleri. Şunu mu hedefliyorsunuz? Bu sahteci şahıs İşlediği altı buçuk yıl suçtan beraat etsin. Kurtulsun da Mansur Yavaş'a yükleniyorum, seçim kaybettiriyorum. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala siyasetteki hareketlilik üst seviyede. Sahte senet iddiaları tartışılırken CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan yeni bir açıklama geldi. Bu iftiraları atan her iki tarafta birbirini kullanmaktadır. Hükümlü sahteci yargıdan kaçma için rakibimi ve onun arkasındaki kamu gücünü kullanmaya çalışırken rakibim de bana çamur atmak için o sahte şahsı kullanmaktadır. Hazırlanan Maşallah. iddianameye ilişkin konuşan Yavaş iddiaları İktim. yalanladı mağdur benim dedi. Bu kampanyayla ilgili yargıtayın onayladığı hakkımda herhangi bir ceza davası yoktur. Bana verdiği sahte senetten dolayı icra mahkemesinde verilen bir imza inkar tazminat kararı vardır. Yani Burada asıl mağdur benim. Ankara'nın sıcak gündemi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelen haberle daha da hareketlendi. Hmm. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması hmm. istendi. Hmm. Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtildi. Beş paralık dava açtım. <laughs> beş para olmadığı için mecburen beş kuruşluk açtım. Fezleke'de Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının Soylu'nun onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtildi. Evet İçişleri Bakanı'nın da yine hatır, açıklamalarını hatırlatalım. Ee, evet bu konudaki hukuki süreç nedir ne değildir bilmiyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz. Bu çek senet, sahte senet iddialarını e, hukuk gereğini yerine getirecektir ve kamuoyunu ikna edecektir bilemiyoruz. Ama İçişleri da özellikle HDP'ye falan açıklamaları e, söz konusu e, tamam çok güzel. E, evet e, terör örgütünün siyasi kolu dün de yaptığınız açıklamada hatta birkaç İstanbul'dan ilçeyi de e, ifade ederek terör örgütüne buralardan insanlar katılıyor açıklaması yaptınız ya. Madem mevzu bu kadar derin, o zaman o Vatan Partisi'nin yüksek yargıdaşmış olduğu, HDP'nin kapatılması davasına bütün bu delilleri lütfen sunun. ve Türkiye'de hukukun işlediğini delilleriyle bir kez daha dosta düşmana göstermiş olalım. Bu kadar basit. Yani buradaki samimiyet testi önemli ama niyese hala kafam sen mi karar vereceksin sözünde oldu? Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaysın sen. Yani sana, sana, senin karşına itiraz eden çıkacak, senin görüşünde olmayan çıkacak o nasıl bir üsluptur? Evet sen karar vereceksin sandıkta kimden oy istiyorsun? Atacan sen karar vermeyecek misin? Vereceksin değil mi? Ya da değerli rejideki Sen sizler de karar vereceksiniz değil mi? Yani o nasıl bir üsluptur? Yani sen mi karar vereceksin? Evet biz karar vereceğiz ya. Siz mi karar vereceksiniz ya da sizin üst yönetimleriniz mi karar verecek? Göreceğiz bakalım ne olacak kim karar verecek onu da özellikle belirtelim. İşte bu siyasi tartışmalar partilerin üst kademelerinden topluma yayılan tartışmaların bölümleri böyle yansıdı. Peki halkın gündeminde halkın içinde neler var? İlker Yücel de onların arasındaydı. Vatan Partisi kale kayış işçilerini ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel. Sendikalı oldukları için işten açılan işçilere destek için yanlarındaydı ve işçilerin burada yaptığı kutsal bir kale savunmasıdır dedi. Her zengin olmayacağız. Zengin olmak istemiyoruz. Biz sadece bu fabrikamıza çalışıp sırtımız terlesin çocuklarımıza helal bir ekmek götürmenin derdi içindeyiz. E iş veren inat etme. Petrol iş olacak burada. inat etme. Burada petrol iş olacak. Sendikayı silemezsin. Allah razı olsun bizler yalnız bırakmayın burada Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel sendikal mücadele nedeniyle işten çıkarılan kale kayış işçilerini ziyaret etti. İşçilerle çay içti, uzun uzun sohbet etti. Yani bir netim bizi hep ezdiler. Kale Kayışları'nda 9 senedir çalışıyorum. Kirli ortamlarda, toz dumanlı ortamlarda çalışıyorum. 4,5 sene oldu. Bu 4,5 sene içinde parmaklarını kopartan bir sürü arkadaşımız var yani. Yücel daha sonra fabrika önünde günlerdir direnişte olan işçilerle kameralar karşısındaydı. Sizin buradaki kale savunmasıdır. Ben ondan ayırmıyorum. Mehmetçinin vatan savunması gibi siz de kaleyi savunuyorsunuz. O açıdan mücadeleniz kutsal bir mücadeledir. Fabrikayı, emeği savunmak kutsal bir mücadeledir. Bu açıdan Vatan Partisi olarak diğer siyasi partileri de göreve çağırıyoruz. Gelin buraya. Türkiye'nin ekonomik krizden emekçilerle birlikte çıkacağını söyleyen Yücel İkinci seçmenlere seçiması. seslendi. Emekçilerimizin, işçi sınıfının huzuru Türk milletinin huzurudur. İşçi sınıfının sorunlarını çözmezseniz, sendikasızlaştırırsanız, iş güvenliğinden yoksun tutarsanız, sefalet yerlerinde çalıştırırsanız o işçi sınıfı nasıl savunacak ülkesini, kendi ailesini, çoluğunu, çocuğunu? O yüzden eğer krizden çıkmak istiyorsa Türkiye emekçisiyle, işçi sınıfıyla omuz omuz olacak. Yani buradaki insanlarla kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. İlker Yücel'i karşılayan Petrol İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz da 31 Mart vurgusu yaptı. Seçim arifesidir. Buradan tüm Türkiye'deki işçilere sesleniyorum. Bunu biz de gözlemliyoruz. Kim sermayenin yanında, kim emekçinin yanında. Bunları bu süre içerisinde hepsini yaşayacağız, Hepsini de göreceğiz. Ve destek veren Vatan Partisi'nin Silivri Belediye Başkan Adayı Mimar İlker Dağlıoğlu da kale kayış fabrikası önündeydi. Böyle haklı mücadeleye basının, diğer partilerin sessiz kalması anlamıyoruz. Onlara da buradan çağırda bulunuyoruz. Türkiye'nin değerli basını şeffaf olun, açık olun. Bakın halk burada, işçi burada. Siz neredesiniz arkadaşlar? Bravo! Muhtemelen siz de farkındasınızdır. Bir yerel seçim sürecine gidiliyor. Hem içindeki kamu iktisadi teşekkürleriyle hem de belediye çalışanlarıyla belki de gündemin en önemli sorunlarından bir tanesi buradaki emekçilerin mücadelesi. Ve bizler biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçtiğimiz seçimde vaat ettiği ama yerine getirmediği taşeron işçilik kalkmadı. Hala buralarda ciddi sorunlar var ve hala burada adam başına yani her çalışan işçi başına bin liralar oralardaki çeşitli firmalara akıtılmaya devam ediyor. Ama dikkat ediyorsunuz hiç alanda HDP mesajı dışında mesela bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partileri belediyelerde ki birçok yerde grevde olduğunu biliyorsunuz. Veriyoruz yani bunları ekrana. Duydunuz mu taşeron sistemi biz buralarda kaldıracağız diye hiç böyle bir cümle var mı? Sosyal devleti, sosyal olguları, kooperatifçiliği yeniden buralarda canlandıracağız diyenleri görüyor musunuz? İşte göremiyorsunuz. Onun için iktidarıyla muhalefetiyle ders verme zamanı olarak gerçekten önümüzdeki seçim çok büyük bir fırsat. İktidarıyla muhalefetiyle işte Karşısında da kimler var? İlker Yücel var. İşçinin, emekçinin, bu mücadelenin, halk sınıfının bakın ne kadar güzel mesaj veriyor. Hadi gel diyor işveren, hadi iş sendika hep birlikte çözüm olsun. Bu fabrikalar çalışsın, emekçiler e, alın terinlerini alsın. İşçisiyle, emekçisiyle, kobisiyle, işletmesiyle herkese verdiği mesajlarla dikkat çekiyor. İşte Başkent Ankara'da Profesör Doktor Tülün Oygür bir bilim insanı, oranın yönetimine aday, İzmir'de sayın Rifat Mutlu, Türkiye'nin yetiştirdiği son derece önemli beyin cerrahisi konusunda uzman isimlerden bir tanesi. Bakın bilim adamlarının çalışmalarındaki farklarla siyasetçinin alandaki çalışması arasındaki fark. Sen mi karar vereceksin? İşte bu kadar açık ve net. Onun için bu seçimde iktidarıyla muhalefetiyle ders verme şansı ve olan ailenizde. Kadın adaysa kadın adaylarımız. Cumhuriyet değerleri ise cumhuriyet değerleri. Milli değerlerse milli değerler. Ülkenin içinde ve dışındaki emperyalist odaklara karşı konum almaysa işte açık mesajlarıyla hepsi gündemde. Vatandaşın gerçek sorununda tanzim satışından tutun da emek mücadelesini az önce izlediğiniz görüntülerden de anlaşılacağı üzere e, işçilerimizin mücadelesine kadar, kobilerimizin sıkıntılarına kadar verilen mesajlar çok net ve ortada. E, bu sefer bir şansınız var. İktidarıyla, muhalefetiyle ders verme şansı en nihayetinde iktidarı değiştirebilecek bir seçim e, tablosu gözükmüyor. Hiçbir anket bunun verisini vermiyor. İktidar endişeli, iktidarın orta endişeli, muhalefet endişeli, muhalefetin ortakları onlardan daha da fazla endişeli. Böyle bir seçim atmosferinde Tam da yeridir, tam da zamanıdır. E, iktidarı ile muhalefetiyle gün ders verme günüdür. İstanbul'da trafik oranı %56'lar seviyesinde. Şu dakikalarda hemen hemen bu e, İstanbul'u 20 yıldır e, yönetenlerin yine bu sabaha bıraktığı İstanbul'da trafik yoğunluk oranı %56'lar düzeyinde. Yani kabus bir trafik. İşte biraz yağmur yağdı mı, biraz rüzgar esti mi? İstanbul trafiğindeki tablo ve manzara bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu manzaranın daha acı tablosu yine bizlerin paralarıyla yapılmış olan bu muhteşem işte 3. köprü ve onun arterleri ve yolları doğanın kendisinden çalınanı geri aldığına olan inancımız burada bir kez daha şekilleniyor. Nasıl şekilleniyor? Gördüğünüz gibi o güzergahlardaki bütün rotalar yeşil. Yani oralar zaten yeşildi. Buralara bu yollar yapılmasın ya da farklı planlamalarla gerçekleşsin diye uzmanlarla ifade ettiğimizde ülkemizin akciğerleri olarak kabul edilen özellikle İstanbul'un akciğerleri olarak kabul edilen bu güzergahlarında otobanlar ve köprülerimizin ...daha farklı modellerle hayata geçebilmesi söz konusuydu. Çünkü işte içinden raylı sistem geçiyor vesaire. Belki o çerçevede başta bir kuşak bir yol olmak üzere önümüzdeki sürece ilişkin... ...bir ihtiyaç olup olmaması meselesi tartışması bir tarafa. Ama doğa kendinden çalınanı bakın nasıl yerine getiriyor. Siz oraya köprü ve otoyol da yapsanız oralar yemyeşil gözüküyor. Yani trafik açık orada. Avrasya Tüneli de aynı şekilde yurttaşlar şaka bir yana çok pahalı olduğu için bu güzergahları kullanamıyor. Doğal olarak da İstanbul'un o bildiğimiz arterlerindeki o trafik kabusu hemen hemen her sabah yaşanıyor. İşte o oran mevcut iktidarın neredeyse 20-25 yıldır yönettiği İstanbul'da %56'lar düzeyinde bir trafik tablosu söz konusu. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatta Cumhur İttifakı'nın Sayın e, Binali Yıldırım'ın açıklamalarında işte ihanet ettik İstanbul'a, yanlış yaptık İstanbul'a vesaire vesaire diye tanımladı. Bütün sürecin 20-25 yıldır bizzat yönetici olarak bir itirafı geliyor. Ama bu trafik tablosunu değiştirmek üzere yine geliyorlar. Çünkü eğer Geçmişteki o rant sürecini devam ettireceklerse buraya 10 tane de köprü yapmaları hiçbir şeyi değiştirmeyecek tablo. Maalesef her sabah kalktığımızda, her sabah biz sizlere İstanbul'da trafik yoğunluğunu anlattığımızda aynı şekilde kalacak. İşte Anadolu Avrupa geçişinde köprüler üzerindeki yoğunluk devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz doğal olarak bağlantı yollarında da bu yoğunluk fazlasıyla hissediliyor. İstanbul'da yağışlı bir sabah bu yağışın da getirdiği etki söz konusu. Kartal tarafında bir yoğunluk uyarısı var. Pendik Kartal yönünde yoğun trafik var. Pendik Kartal yönünde genelde rahat olan bir trafik olduğu için bugün uyarı yapılması tercih edilmiş. Avrupa yakasında da E5 hattında İncirli yan yolda Şirin Evler yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı ifade ediliyor. Ve yine biraz daha ilerisinde D100'de Haliç'te yan köprüde otakçılarda sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafik yoğunlaşıyor ki o hatta neredeyse havalimanı kavşak hattından itibaren havalimanı kavşağı Şirin Evler, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Haliç ve Ok Meydanı hattı neredeyse tamamen trafiğin durma noktasında hissedildiği bölgeler. Tam tersi hatta da bu baskı yansımış. Şirin Evler'in hatta Zeytinburnu çıkışı itibariyle havalimanı yönü de oldukça yoğun. Basın ekspres yolunun yoğunlaştığını görüyoruz. Trafiğin kabus olduğu ve hiçbir şekilde yine düzeltilemediği noktalardan Beylikdüzü Avcılar küçük çekmece Sefaköy hattı oldukça yoğun. Esenyurt bağlantı yönü daha doğrusu bağlanamama noktası yine her sabah Mahmut Bey yönü aynı tablo karşımızda. Kıraç yoğunlaşmaya başlamış. Büyük Büyükçekmece Beylikdüzü hattında da o rampada da bir yoğunluk gözlemliyoruz yağışın getirdiği etki. Bağcılar Kavşağı, Kağıthane hattı arasında FSM yönünde yine trafik yoğunluğu gözümüze çarpıyor. Mahmut Bey çıkışı, Bayrampaşa-Viyadük hattı, E5 bağlantısı da yine o Viyadük hattı boyunca trafiğin etkili olduğu noktalardan bir diğeri. Anadolu Avrupa geçişinde... Şimdi e, Metrobüs ve Marmaray en önemli toplu taşıma alternatifi e, bugün itibariyle işlemesinde bir sıkıntı olup olmayacak onu göreceğiz biliyorsunuz Gebze halkalı hatta açıldı o çerçevede de açıkçası bugün bunun biraz trafiğe nasıl yansıyacağını merak ediyordum Çünkü çok uzun zamandır kullanılmayan bir hat ve yaklaşık günde de 1 milyon yolcu hedefleniyor ama görebildiğimiz kadarıyla yine entegre istasyonları vesairesi çerçevesinde de hala tartışması süren bir hat olarak Henüz o yoğun talebi ya da İstanbul'dan yük alacak talebi bu sabaha yansıtmamış bakalım ilerleyen günlerde yansıtacak mı hep birlikte göreceğiz. Avrupa yakasında da ee, yine metro, tramvay ve metrobüsler en önemli toplu taşıma alternatifi olarak duruyor. Bunları toplu taşıma diye anlatıyoruz diye de ee, şey olmasın tabi e, biliyoruz oralardaki çileyi. Özellikle bu saatlerde ve akşam saatlerinde bulunduğunuz duraktan 20. Metrobüse binebiliyorsanız kendinizi şanslı hissediyorsunuz. İşte bu dönemin getirdiği bir yük. İktidar ya da Cumhur İttifakı'nın adayına bakıyorsunuz metrobüsten sanki İstanbul'da çok memnunmuş gibi onu ta işte büyük çekmecelere, silivrilere kadar uzatmayı planlıyorlar. Çok merak ediyorum o eee büyük e, Beylikdüzü'nden büyük çekmeceye inen rampada özellikle kışın o metrobüsleri nasıl çalıştıracaklar? Bu ayrı bir tartışma. Ama yıllardır İstanbul'daki metrobüsün yapısına itiraz eden e, CHP'de de CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yeni metrobüslerde bu metrobüs güzergahını destekleyeceğini açıkladı. O da ayrı bir tartışma. Hakikaten ilginç bir e, seçim tablosu. Yani Bunların çözümleri bile çözümsüzlük tablo bu kadar net. E, halbuki o güzergaha ısrarla söylüyoruz bir raylı sistem mutlaka şart. Ha köprüden nasıl geçeceğiz kardeşim falan onu Marmara'ya bağlarsın Teleferik sistemli bir e, raylar e, çizersin. Dünyada inşaat teknolojisi oldukça gelişmiş yeter ki o zekaya sahip olun mutlaka o işler çözülür. Hiç değilse vatandaşı da bu yükten kurtarırsınız. İşte trafiğin pik yaptığı saatlerde 6'lı 8'li vagonlarda o peronlardan insanları alarak rahat ulaşım sağlarsınız. Toplu ulaşım dediğin rahat bir ulaşım değilse ulaşım değildir. İnsanlar kapılarda gidiyor, metrobüslerde hepimiz yaşıyoruz hayatın içinde. Bu gerçeklerden hareket ederek çözüm getirin kardeşim diyoruz bir aranın ardından günaydın Türkiye devam edecek. Evet değerli dinleyicilerimiz bugün 13 Mart 2019 Çarşamba günü gündemiyle birlikteliğimiz sürüyor. Ee, en son trafik tablosunu haber vermiştik değil mi Atacan trafiği? Yüzde kaçtı? 56. Yüzde 56-58'e ulaşmış Atacan. Yani 25 yıldır falan yönetiyor değil mi herhalde AKP? Evet. Yani hemen hemen. Binali Yıldırım da o zaman bürokrattı mesela buralarda. Bu yolsu işlerinde falan da herhalde görev aldığı bir bürokrasi vardı ama yine aday mesela. Ama yüzde 58'lerde trafik. Yazık olmuş İstanbul'a. E 3 ayrı noktada hatta e, trafik e, yoğunluğu ve uyarılar yine söz konusu. O diğerinde ben hemen aktarayım. İncirli yan yolda Şirin Evler yönünde sağ şeritte araç arzasını dinle. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor. %58'ler İstanbul için kabustur. E, %60 trafik demek. Efendim işte her sabah bu trafiği çekmek durumunda değilsiniz. Buna ilişkin çözümleriniz var. İktidarıyla muhalefetiyle ders verme günü ve dönemindesiniz. Bunu özetleyebiliriz sizlere belki o ayrıntıları da sunmaya devam edeceğiz. Ama yağışlardan bahsettik bir de hava durumuna bakalım. Bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya kadar meteorolojinin sayfasında bakalım hangi uyarılar var. Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Hangi bölge için ayrıntıları verelim. Yaşlar, Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde, Mersin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı... Ee dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir diyor kuvvetli rüzgar uyarısı rüzgarın kuzeydoğu yönlerden Marmara bölgesinde İstanbul Balıkesir Çanakkale Tekirdağ Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa sürede fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Meteorolojinin uyarılar bölümü bu çerçevede. Yani kuvvetli yağış uyarımız var. Özellikle Ege, Muğla, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleriyle Aydın Didin'le Antalya'nın doğu kesimleri ve Mersin çevreleriyle Adana Osmaniye'yi kapsıyor bu uyarı. Kuvvetli rüzgar uyarısı da Marmara bölgesinde İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin güney kesimlerini kapsıyor. Önümüzdeki 24 saate ilişkin bu çerçevede. Ee, meteorolojik, e, meteorolojik değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde hava durumuysa Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Doğu ve Güney Anadolu'nun batısı, Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevreleri yağmurlu ve sağanak yağışlı. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla'nın, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri Aydın'ın Didim ilçesinde Antalya'nın doğu kesimleri Mersin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar rüzgar genellikle güney ve güneybatı. Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara orta kuvvette. Marmara ve kuzey ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek yapılan tahminlere göre. Denizcilerimiz için yine uyarı var. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor deniyor. Şu an için deniz ulaşımını etkileyen bir son dakika bilgisi var mı diye bakıyorum. henüz böyle bir bilgi yansımamış. Hani fırtına olduğu zaman bazen ee, maalesef e, deniz ulaşımında aksamalar söz konusu oluyor. Şu an için bir bilgi gözükmüyor. Elimize ulaşırsa aktaracağız. E, gecenin üzerinden haberlerinden bir tanesi son dakika bilgisi olarak verilmiş. Onu e, üzülerek ve başsağlığı dileyerek paylaşalım. E, Demet Akba, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu biliyorsunuz. Eşi Zafer Çıkan'ın ee, yaşadığı bir trafik kazası sonrasında maalesef hayatını kaybettiği bilgisi son dakika olarak yansıyor ayrıntısı şöyle İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İzmir'den Çeşme istikametine gider giden Muammer Renda idaresindeki e, aracın Narlıdere Güzel Bahçe mevkinde şarampole devrilmesi sonucunda ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çık'a kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtiliyor e, ailesine yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz gerçekten. Hep bizi güldürmesiyle bildiğimiz bir ismin bu hüznünde de o acıyı paylaşarak biraz olsun bir nebze olsun bilemiyoruz. Acısına merham olma şansımız var mı? Yanında olduğumuzu ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Demet Akbağ. Terörle mücadele ekiplerinin operasyonu var. Peş peşe biliyorsunuz operasyonlar geliyor. Gerçekten özellikle 15 Temmuz sonrası içindeki uru atan. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçimiz, polisimiz, askerimiz o içindeki uğrun atılması ve istihbarat çalışmalarında önemli bir ilme kazanması sonrasında da peş peşe gerçekleştirdiği önemli operasyonlar var. Terörle mücadele ekipleri Ankara'da DAEŞ operasyonu yaptı. 14 yabancı uyruklu zanlı terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla da göz altına alındı. Bunu belirtelim. Ee, tabii bugün Brexit anlaşmasını e, avam kamerası onaylamayınca göster İngiltere'deki gelişmelere e, çevrildi. O da yine e, günün ve akşamın e, önemli gelişmeleri arasında. Evet İdo ve Buda seferlerinde iptal geldiğine ilişkin son dakikalar yansımaya başladı. Zaten fırtına uyarısını görünce bir tahmin belirtmiştik ama e, ayrıntılar gelmeye başladı. Ee, özellikle Marmara'daki sıcaklık azalışının 12 dereceyi bulabilmesi ihtimalinden bahsediyor ee, rüzgar olduğu dakikalarda ee, şiddetli rüzgarından hafta ortasında yine kuvvetli ancak Perşembe'ye geçişte e, rüzgar orta kuvvette inmeye başlayacak. O zamana kadar kuvvetli fırtına ve e, fırtınaya yakın seviyede rüzgarın devam etmesi bekleniyor ee, bu çerçevede. E, İdo ve Budo seferleri iptal o ayrıntılarda saatleri okuyabilirsek sizinle paylaşmaya çalışalım değerli e, dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. E, 7.50 Kadıköy Yeni Kapı Bursa, 7.45 Bandırma Yeni Kapı Bostancı, 8.30 Bursa Armutlu, Armutlu Tatilköy Yeni Kapı ile 9.50 Kadıköy Yeni Kapı Bursa seferleri iptal. E, herhalde ring seferi yapıyor anladığım kadarıyla bu e, son hat. E, <laughs> bu dos seferleri de iptalmiş. O da Budo'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre 7 ile 9.30'daki Bursa Mudanya, İstanbul Eminönü Sirkeci seferleri ile 8.30-11.30 Eminönü Sirkeci ve Bursa Mudanya seferleri hava koşulları gerekçesiyle gerçekleşemeyecek. Yine aynı gerekçeyle saat 9.30 Bursa Mudanya Armutlu İhlas, 10 Armutlu İhlas İstanbul Eminönü Sirkeci, 11.30 İstanbul Eminönü Sirkeci Ahmetli İhlasla 12.55'teki Armutlu İhlas Bursa Mudanya seferlerinin yapılmayacağı belirtiliyor. Son dakika bilgisi olarak da bunu aktarmış olalım değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. <laughs> Evet sanat camiasından bu arada Demet Akba başsağlığı mesajları peşi sıra gelmeye devam ediyor. Dün akşamın üzücü haberlerinden biri bizi güldüren isimlerden biri Demet Akba 20 yıllık eşi Zafer Çıka dün İzmir'de bir trafik kazası geçirmiş ve sonrasında kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştı. Ve sanat camiasının mesajları da yine son dakika bilgisi olarak yansıyor bunu da ifade edelim. Endonezya'da 5 büyüklüğünde bir deprem yine gecenin notları arasındaydı. Bunu da özetle aktarmış olalım değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Şu dakikalarda da İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Ee, her ne kadar e işte 20 yıldır İstanbul'u yöneten zihniyet bugün yeniden İstanbul'a aday ve eleştirilerle geliyorsa trafiğin tablosundan sorumlu biziz, inşaattan, kentsel dönüşümden sorumlu biziz dese de yine trafiği %60'lara getiren ranta talip olmak için aslında belediye başkan adaylıkları söz konusu idi. Bunu özellikle belirtelim. Yani muhalefetin de çok bu işlere çözüm getirmeye niyeti olmadığı belli. Bu arada avcılar Hacı Şerif avcılar yönünde sağ şeritli araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin oldukça etkili olduğunu gözlemliyoruz. Pendik Kartal yönünde de bir yoğun trafik uyarısı var ama bunun nedenine ilişkin bilgi haritaya yansımamış. Şu dakikalarda İstanbul'da trafik yoğunluğu %60'lar seviyesinde. İşte işte önünüzde bir seçim süreci söz konusu. Bütün bunlara iktidarıyla muhalefetiyle yanıt verme şansınız ve hakkınız var. Her ne kadar Ekrem İmamoğlu sen mi karar vereceksin buna diye söylemiş olsa da hatta biz de hashtag'imizi hazırladık galiba. Kim karar verecek? yanıtınızı e, buraya e, aktarabilirsiniz. Değerli e, dinleyiciler ve izleyicilerimiz. Kim karar verecek? Hedj Tekin'e e, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Arkadaşlarımız da verecek. O ses açımız hazır mı? E, nereden e, çıktı bu başlığımız? Kim? Sen mi karar veriyorsun? CHP'nin İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi işte sen mi karar veriyorsun? Evet. Kim karar veriyor? Biz karar veriyoruz. E, biz bunu biliyoruz. E, sizlerin de yanıtını bekliyoruz. Kim, Kim karar verecek? Karar Bir daha İstanbul Büyük bir daha şehir, alıp belediye belediye bir Nün <laughs> İstanbul büyük... Kim karar verecek sen mi karar vereceksin açıklaması ben de Twitter üzerinden paylaştım. Kim karar verecek hashtaginize, hashtagine tekine başlığımıza yorumlarınızı iletebilirsiniz. Kim karar veriyor bu işlere görelim. Gazete başlıklarına bakalım o arada. Aydınlık Gazetesi 13 Mart 2019 Çarşamba günü gündeminde. CHP iflah olmaz diyor. Kürdistancı adayı bile ihraç edemediler başlığıyla. Vurgulanmış manşeti CHP bize verilen oylar Kürdistan'a girecek diyen Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan'ı önce disipline verdiğini açıkladı. Sonra sehven diyerek kararı geri çekti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek CHP iflah olmaz Vatan Partisi'ne katılın çağrısı yaptı. Ee, arada Cahit İncioğlu bir de e, deyim yerindeyse güme gitti biliyorsunuz eskiden Belde Belediyelerimiz vardı ki Akçay'da önemli festivallerle e, oradaki e, ruhu ve duyguyu yansıtan belediye başkanlarından bir tanesi Cahit İncioğlu'nun e, deyim yerindeyse ihracı e, gündeme yani disipline verilen isimlerden e, biri olarak e, adeta günah keçisi seçildi. Kamil Saka'nın e, voleybolcularımızın e, yuhalanması, Edremit e, kadın e, voleybol e, takımı e, bir karşılaştığı e, maçta Edremit Kürdistan'a. Yani bu son açıklama sonrası biliyorsunuz öyle tepkilerle sahada e, zor anlar yaşamıştı. E, Kamil Saka da e, buradan yola çıkarak CHP öz değerlerinden e, uzaklaşıyor dedi. Bu konuyu ya da buna benzer tartışmayı Ekrem İmamoğlu'na, işte gezdiği esnaf çarşısında bir tepki geldi onun da yurttaşımıza verdiği yanıt sen mi karar vereceksin oldu biz de tabelamızı başlığımızı bu çerçevede belirledik kim karar veriyor yanıtınızı bize gönderin biz de buradan okumaya çalışalım değerli dinleyicilerimiz. Evet e, Aydın'ın başlığı bu şekilde. Hürriyete bakıyoruz. Boydan boya İstanbul demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün törenle açılışını yaptığı gebze halkalı banyo tren hattı İstanbul trafiği ve dünya demiryolu açısından çok kritik öneme sahip. İlerleyen dakikalarda vereceğiz. Özellikle burada uzmanların endişeleri ve uyarıları var bu hatta ilişkin olarak. Sabah gazetesi... E, sahte senet meselesine ilişkin iddialarını sürdürüyor. Boş lafları bırak, soruları cevapla başlığıyla CHP Ankara adayı Mansur Yavaş tek taraflı basın toplantısında belgeli suçlamalara cevap vermedi. Mağduru oynadı ama vatandaş hala bu soruların cevabını bekliyor diye de alt sırada sorularını e, sıralamış e, bunu da belirtelim. Akşam gazetesine bakıyoruz. Aşkla çalışan yorulmaz demiş İstanbul'a demir gerdanlık sanki o demir gerdanlığı kendileri yapmış gibi. O da enteresan. Alt üstü üstündeki raylar yenilendi. İşte eski sistemde tahtalar vardı değil mi e, atacağım? Şimdi onu beton yapıyorlar falan öyle bir model rayları. İlginç. Bir de onun üzerine hızlı tren oturttular ama biraz da mesele e, orada e, tartışılıyor. Onun ayrıntılarını vereceğiz. Bakalım devam edelim yine. Karar gazetesi uslupsuzluk meydana çıktı diyor. Yerel seçim için geri sayım süyerken siyaset dilinde ölçü iyice kaçtı. Vaatlerin, projelerin konuşulması beklenirken siyasetçiler birbirine yönelik tehditlerle, hakaretlerle ve seviye alarmı veren ifadelerle öne çıktı. Sandık yarışını demokratik zeminden koparabilecek kutuplaştırıcı söylemler kaygı uyandırıyor. Ee, i̇lk defa e, Karan'ın e, başlığını ve manşetini vurguladım. İşte biraz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani ne İstanbul'un sorunu mesela ne İzmir'in sorunu ne Ankara'nın sorunu ne yurttaşın sorunu. Yerel belediyelerle ya da belediyelerin kendi koordinasyonunda düzelebilecek olanca işler varken hiç kimsinin deyim yerindeyse bu noktada suya sabuna dokunmadan sadece ideolojik zeminlerle ya da masa başında 2 artı 2 toplarız biz burada adayımızı kazandırırız hesabı dışında bir çalışma yapmadığını görüyoruz. Ama biz inanıyoruz vatandaş karar verecek ve Ekrem İmamoğlu sen mi karar vereceksin demişti ya biz de başlığımızda sorduk kim karar verecek diye onların yanıtını veriyoruz. Şükrü Özer Ekrem İmamoğlu'ndan esnafa sen mi karar vereceksin fırçası şeklinde hashtagimize yanıtlar gelmeye başladı. Sizlerin de bu çerçevede yanıtlarınız varsa kim karar veriyor bunu bir kez daha herhalde anlatmakta fayda var değerli dinleyicilerimiz. Devam edelim. nidiyet Gazetesi'nin başlığına göz atıyoruz bu dakikalarda. İstanbul nefes aldı diyor. İstanbul'un bir ucundan diğerine ulaşım süresini 70 dakika azaltan Gebze Halkalı Banliyö Tren Hattı Demir İpek yolunu da tamamladı deniliyor. İşte o hatlar verilmiş ama bu hattı yıllardır bu güzergahta hatta o tren yolculuklarını çok seven ve sık kullanan okul yıllarımdan beri birisi olarak Aslında AKP iktidarı eliyle yıllardır kullanamadık yani bugün ya da daha doğrusu dün büyük bir törenle, e açıldı işte biz burayı yaptık ettik falan sloganları atıldı ama gerçek belli e neredeyse uzun yıllar boyunca o hattın kullanılmamasının nedeni işte o arada taşeron sorunu çıktı inşaat o inşaatı yapan firmada sorunu çıktı yıllardır o hat kullanılamadı yani insanlar pen kadar geldi orada iş bitti böyle bir tablo vardı hatta üzerine yol yapılacağı söylentilerinden tutun altına üstüne bir takım tünellerin yapılması ya da köprülerin yapılması gibi bir tartışmayı da geride bırakmıştık onu da özellikle belirtelim. Önce vatan demiş ki benim karar verdiğimi bilmiyorsa nasıl belediye başkan adayı olacak oyu benden istiyor farkında mı diye sormuş. Hangisini kullanmalı hadi bir yardım diye de yine başlığımıza kim karar verecek hashtagine yanıtlarınız gelmeye devam ediyor. Tıpış tıpış oy verin, kararlara karışmayın e, demiş Ayhanımsun. Oyları kim veriyorsa yoksa öyle değil mi? Oyları ver ama karar seni ilgilendirmez mi şeklinde de tepkisini dile getiriyor kim karar verecek #tag'ine gelen yanıtlarda. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Varlık Fonu satışta dünün satır arasında kalan önemli haberlerinden bir tanesi fonun bünyesinde en büyük şirketler var demiş. İşte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları, PTT, Kayseri Şeker, e, TÜRKSAT e, sermayesinin hazinesinde, hazinede bulunan kısmı etimaden işletmeleri, çay işletmeleri, Türkiye Denizcilik işletmeleri ve Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hazineye ait kısımları. İşte bunlar bünyesinde pek çok değerli kamu kurumu bulunan ve yurt dışından daha rahat borçlanabilmek için kurulan Türkiye Varlık Fonu resmi gazetenin dünkü sayısında yer alan sermaye piyasası kurulu tebliğiyle yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği kapsamında alındı. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraç çılara ilişkin sınırlamalardan muaf tutan kurumlara eklendi. Yani varlık fonunu oluşturan kurumların satılmasının önü, önünü açan bir adım oldu. Bu gerçekten kritik haberlerden bir tanesiydi. Biz de uzmanlarla bunu analiz edeceğiz. Orta Doğu'da Deyimlerinde ise vermiş coşkuyu yüksek hızlı ipek yolu başlığını kullanıyor. O da dünkü Gebze-Halkalı hattına ilişkin açıklamayı yapmış. Sanki yıllardır o hat orada yokmuş gibi. Hatta tartışmaların gölgesinde özellikle uluslararası sermayenin bu Gebze-Halkalı hattını istememesi üzerine aslında esas tartışma başladı. Siz buraya... Ee, yol yaparsanız yani karayolu yaparsanız mesela uluslararası firmalardan oraya kredi alabilirdiniz bir dönemin tartışması öyleydi. Sonra AKP iktidarı aldı orayı yenileme çalışması vesaire e, sürecinde uzun süre kapattı. Haydarpaşa burada bir ayrı rant e, unsuru olarak karşımıza çıktı. Yani hakikaten anlatmakla bitmeyecek bir skandallar e, silsilesine neden olmuştu. Dünkü açılışta da sanki o hattı yeni yapmışlar o hatta yeni İM'e kazandırmışlar gibi açıklamalar da gerçekten komik kaldı. Bilemiyorum yeniden yerel seçimler sonrasında hattın tekrar revize edilmesi ya da başka bir konu gündemde mi? Ama uzmanların özellikle teknoloji çerçevesinde endişeleri var. Onu da dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda sizlere sunmaya gayret göstereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Sen konuş biz öderiz e, yavaşın e, açıklaması da Cumhuriyet tarihinin en çirkin kumpasını bozduk şeklinde yerel seçimler ilişkin Akşener ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları Yeni Şafak sırtımızı Allah ve millete dayadık şeklinde dünkü açılış töreni ve Erdoğan'ın e, seçim gezisinden notlar aktarırken Londra ile Pekin'i birbirine bağladık şeklinde halkalı Gebze arasını aktarmasız 115 dakika olarak yine işte beklediğimiz başlıklardan bir tanesi. Sözcü gazetesi terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin şeklinde bir manşet kullanmış. Kim söylüyor bunu? CHP lideri Bursa'da bir gençle. Terör polemiği yaşadı. Genç ısrarla üyeleriniz arasında HDP'li var deyince Kılıçdaroğlu da böyle bir tepki verdi. Kılıçdaroğlu HDP'yi ve terörü destekliyorsunuz diyen bir vatandaşa tokat gibi bu cevabı verdi vurgusuyla belirtmiş e, Sözcü Gazetesi'nin manşeti ama evet bu sözü ben de duydum. E, o kişiye diyor ki terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Yani hakikaten e, şaşılacak açıklamalardan bir tanesiydi. Yani eee hakikaten birinin Kılıçdaroğlu'na şunu anlatması lazım. Terör örgütünün siyasi kolu HDP. Yani ben burada bu konuyu bilmediğini düşünmüyorum. Bu konularda çok kafası karışık. Bölgede YPG terör örgütü var. Hadi canım YPG e, terör örgütü müdür? Türkiye'ye mi saldıracak yani gibi çıkış yapıyor. Daha üzerinden e, o sözün e, mürekkebi sözün ıslaklığı kurumadan e, YPG e, o bölgede saldırı yapıyor falan. Hakikaten kafası çok karışık. Birinin terör tanımını, terör nedir, nasıl işler, emperyalist olguları nelerdir e, bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na anlatması lazım. E, bu hakikaten önemli e, bir e, görev e, galiba. Ee, bu hani bu çıkışlarının e, perde arkası gerçekten e, pek de öyle işlemiyor. Helal olsun size demiş Cumhuriyet. Yönetimi ve planı belirlenmeyen Helal Akreditasyon Kurumu aylık 1 milyon lira harcıyor demiş bir e, habere yer veriyor Şeyma Paşa Yiğit'in kaleminden. 15 Temmuz 2018'de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu henüz hiçbir faaliyeti olmamasına karşın yaklaşık 5 milyon lira harcadı deniyor. Hazineden hazineden 7 milyon 743 bin lira kurum yönetim kurulunun belirlenmemesini gerekçe göstererek stratejik planı hazırlayamadığını duyurdu deniliyor. Bu da bir AKP klasiği işte diyanet işleri kurduğu kurumlar deliler gibi para harcıyor. Vatandaş 3-5 liralık indirim alsın diye soğan patates kuyruğunda ama tabloya bakın buralarda da lüks harcamalar inanılmaz derecede artıyor. Yani bu aslında Türkiye'nin genel yapısına da yapışmış durumda. Hangi belediyeye baksanız taşeron sorunu var. HDP'lisinde, CHP'lisinde, MHP'lisinde, AKP'lisinde o ayrı bir boyut. Hangi belediyeye baksanız inanılmaz lüks harcamalar var. Hangi sendikalara baksanız o sendikaların başkanları vesaire inanılmaz lüks araçlar falan kuruluyor. Yani böyle bir garip çılgınlık yaşıyoruz. bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Yani bir taraf öbür tarafı eleştiriyor ama yani onun da kendi içeriğine baktığınızda aynı tabloyu görüyorsunuz. E, bu fecaat bir durum. Sahte ihbara Cimer vizesi demiş bir gün gazetesi. Mezitli'de pes dedirten olay Cimer'e başvuru yapan bir kişi belediyeyi CHP'li vekiller için oluşturulan havuza para akıtmakla suçladı. ismi geçen kişi sahte imzayla işlem yapılmış dedi diyor e, bugünkü manşetinde. E, biraz spora bakalım. Nihayet biraz spora bakma <laughs> şansımız doğdu galiba. Fanatik gazetesine bakıyoruz. Böyle büyük resim tercih ediyor bir iki gündür Fanatik Gazetesi Galatasaray'ın özellikle 5-0'lık maçı sonrasında yine onlardan bir tanesi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımına şampiyonluğa giden yolu gösterdi. Böyle oynayın yeter dedi diyor. 5-0'lık karşılaşma yine bugünkü sütununu süslüyor Fanatik'in. Potomac gazetesine bakıyoruz. Yıldız savaşları büyük kuntayla duyurdu haber. Ligin zirvesindeki yarış iyice kızışırken Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un yıldızları sazı ellerini alarak takımlarını sırtlamaya başladı. Galatasarayda Belanda ve Beşiktaş'ta Burak Diacic, e, Trabzon'dan e, ee, Sosa, Başakşehir'de de Emre ve Robinho klaslarını konuşturuyor. Usta ayakların vites yükseltmesi maçların seyir zevkini arttırıyor. Görünen o ki dört takım şövalyeleri ligin sonuna kadar kılıçlarını şakırdatmaya devam edecek derken az önce sizlere saydığım oyunculara ilişkinde de istatistikleri paylaşmış bir analiz habere yer veriyor bugünkü sayfasında. Bir araya daha gidiyoruz. Aranın ardından günaydın Türkiye devam ediyor. Hashtag'imize bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu sen mi karar vereceksin dedi ya biz de onu sorduk kim karar veriyor diye o yanıtları aktarmaya devam ediyoruz. Şükrü Özer demiş ki talihsiz sözleri bilinç altında pusuya yatmış yönetim tarzının teminatıdır. Ee, önemli bir analiz Şükrü Bey'den. Talihsiz sözleri bilinç altında pusuya yatmış yönetim tarzının teminatıdır şeklinde özetliyor ee, bu o, sözleri. Kim karar verecek? Sen mi karar vereceksin? Atacan kim karar verecek? Biz karar vereceğiz. Bir aranın ardından buradayız. Değerli dinleyicilerimiz, günaydın. Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir kez daha ekranlarınızın başına da hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz artık e, Ulusal Radyomuz'un genişleyen ağıyla da e, çok daha geniş bir yerde Marmara e, bölgesinde ağımız genişliyor. İstanbul ve Yalova'da 100.8, Balıkesir Körfez'de 101 ve Bursa'da 106.9 e, frekanslarımız ve bu çerçevede sesimizin ulaştığı her yere. Günaydın dileklerimizi iletiyoruz bir kez daha. Evet gelen hashtag'imize yorumları da paylaşalım. Hatta arkadaşım biri de kendince eleştirmiş. Ona da yanıtımızı verelim. Ömer Demirezen diyor ki... ...halk gördüğünü, duyduğunu, okuduğunu anlar. Bunlar farkında değil diyor. Tıpış tıpış oy verin, kararlara karışmayın... Önce vatan ananı da al gitin yeni versiyonu farkları yok demiş e, tepkilerini gösteriyorlar. E, klasik yorumlardan bir tanesi e, Ömer Bey e, paylaşmış. Kim karar verecek? Heçtekine altı oklu bir görseli var. E, sizin işte vatan partinizin genel başkanı e, 80 yılında maucu, 90 yılında e, APO oldu. 2000 yılında Atatürkçü oldu. 19 yılında Ülker grubunun reklamını alıp AKP'li oldu. Vatanla alakanız yok, oyunuz yüzde %0.0. Gerçekten çok zihin acıcı yorumlardan bir tanesiydi. Değerli seyircimiz paylaşmış. Ama mesele biraz burada işte. Yani bu algıyı rahat yönetiyorlar. Bu bakış açısının algısını rahat yönetebildikleri için sistem partileri kendi varlıklarını sürdürüyorlar. Sorunu net tespit ediyorum. Değerli kardeşim o zaman yanıt versin. Yani o yazdığın şeyleri zaten peyder pey, internetten, videolardan girsen neyin ne olduğunu net gösterirler. Şu sesi duyalım. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye... Sen mi karar vereceksin? Bugün e, gazete başlıklarında ne vardı? Sözcü ne diyor? Terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Yani gerçekten bir yerel seçime gidiyor ülke. Ekonomik kriz girdabında işçisi, emekçisi, kobisi, çalışanı herkes ciddi sıkıntı içinde. Çok ciddi bir dar boğazla ülke karşı karşıya işte daralma rakamları vesaire siyasetçilerden çözüm beklenmesi gerekir. Özellikle bu tip dönemlerde muhalefetin adaylarının daha fazla önde olması, daha fazla kucaklayıcı olması, daha fazla üslubuna dikkat etmesi gerekiyor. Bakın hiçbir zaman ideolojimiz, dünya fikrimiz eşgüdüm içinde değildir. Ama Karar Gazetesi bile buna dikkat çekmiş bu siyasetteki çirkin üsluba. E, %60'lık mı şu dakikalarda kaç İstanbul'da trafik yoğunluğu bir onu görelim. Sevgili Sibel Can, bir yansıtır mısın %58'ler düzeyinde? İstanbul'da trafik yoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı %58'lik trafik oranını getirdiği oranta yeniden talip. Mevcut muhalefet adaylarının da bu tabloya çözümü yok. Mesele ondan sonra sen mi karar geleceksin'e Allah belanızı versin'e gelecek. Ve sen de bana bu yanıtı yazıyorsun. O ayrı bir tartışma. İşte bunu aşması lazım. Ben sana bir sistem anlatıyorum. Bu sistemin değişmesi lazım. İktidarıyla, muhalefetiyle bu bakış açısının bu sistemin gereklerinin değişmesi lazım. Kimin ne yaptığı, geçtiğimiz 20 yıllık, 30 yıllık süreç içinde çok net ortada. Kimin haklı çıktığı, kimin doğru söylediği, kimin tane tane bunu anlattığı çok net bir şekilde ortada. Ben sana çözüm yolunu gösteririm. Gönlün kimden yana geçerse ona da oyunu verirsin. Ee, gelen mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Kim karar verecek, sen mi karar vereceksin e, yanıtından sonra kim karar vereceği ilişkin e, yorumlarınız gelmeye devam ettikçe bunları da aktarmaya devam edeceğiz. Ee, hala daha oyunuz yüzde %0.0 yaklaşımı ayrı bir tartışma tabi ee, ben e, açıkçası e, bir insanın doğruluğunu yanlışlığını noar arkasından gidenlerle e, karar vermem e, senin dediğine bakarsak AKP'nin de oyu %50 o zaman ne yapacağız yani her dediğinin haklı çıktığı anlamını mı taşır bu dolayısıyla mesele oy oranı değildir mesele sistem eleştirisidir burada biz sizin bunla, bunları tane tane anlatmaya devam edeceğiz Çözüm var mı? Çıkış yok, yolu var mı? Evet hepsi var. E, bu sefer iktidarıyla muhalefetiyle ders verme şansınız var mı? Evet var. İşte o duraklara gidelim. Vatan Partisi belediye başkan adayları tüm yurtta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı Hamam önünde esnafı ziyaret etti. Kars Belediye Başkan Adayı Efsane Başkan Tuncay Mutler Karadenizler Derneği'ne konuk oldu. Mola'da ise Vatan Partili adaylar da buluştu. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde hamam önünde Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı ve daha sonra müze haline getirilen evi ziyaret etti. Ziyarette o güre Vatan Partisi'nin Altındağ Belediye Başkan Adayı Sefa Koçoğlu da eşlik etti. İstiklal Marşı tek bir kelime karşılığı var. Bağımsızlık Marşı'dır İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nda Anadolu halkının iman gücü, vatan sevgisi, kanını vatana feda etmesi her şey var. Bu marş yıllardır belleğimizde sürekli tekrar ediyoruz. Marşı her okuduğumuzda duygulanıyoruz ve her duygulanışımızda da aslında bu marş bize hem dünümüzü hem bugünümüzü hem yarınımızı söylüyor. O bakımdan e, değeri çok büyük bizim için. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülün Oygür beraberindeki heyetle birlikte hamam önü esnafını ziyaret etti. İlk kez gelen birisisiniz. Evet. Biz o açıdan çok sevindik. Evet. En azından amaç ne olursa olsun kazanmak ya da kaybetmek ama hatırlanmak güzel bir olay. öyle. Evet. Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe, karşı dolaşan ve girilmedik mahalle bırakmayan Vatan Partisi'nin Kars Belediye Başkan adayı efsane başkan Tuncay Mutluer Karadenizliler Derneği'ni ziyaret etti. Daha... Mutluer Karadenizlilerden belediye başkanlığı için yetki ve destek istedi. Ben sadece dediğiniz gibi o yolla, suyla, elektrikle, kaldırımla uğraşmayacağım diğer şeyle Kars'ın bulunduğu konum içerisinde çok modern, çok güzel ve ihtiyaçları asgariye indirilen bir şehir olarak terk etmek istiyorum. Belediyeyi bırakmak istiyorum ama vereceğiniz 5 yıllık görev süresi içerisinde o sunumların dediğim gibi %90'ını, %95'ini hatta %100'üne kadar çözmeye çalışacağım. Bundan emin olun. Karadenizliler Derneği Başkanı Muzaffer Alkansa güzel bir şehir tesis etmek için vereceğiniz her göreve hazırız dedi. Milliyetçi bir partiden ismi vatan olan bir partiye doğru gelmişsiniz efendim. E, her tarafından neresinden bakarsanız bakın bu biz için bizim için önem taşıyor. E, siz de bizim için önemli bir siyaset adamısınız. Bu şehrin ilmesini değiştiren kişilerden bir tanesisiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte seçilirsiniz. İnşallah iyi şeyler yapılır bu şehirde bize alkışlamak ve çalışmak düşer. Karadeniz'in evet. çalışmadan yana bir sıkıntısı yoktur. Alkışlamaya da gönül sevdasıyla beraber yaparız. Ondan bir endişeniz olmasın. Ziyaretin ardından efsane başkan Mutluer, 1. sıra belediye meclis üyesi adayı Muharrem Yerli ile birlikte Kafkas Efeme konuk oldu. Hizmet de etmişim, ondan da derler. Tolga HDP'nin Kars adayı Ayhan Bilge'nin Vatan Partisi'ne yönelik Voltran benzetmesini hatırlatması üzerine yanıt birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Muharrem Yerli'den geldi. Doğru, Vatan Partisi bu ülkeye e, tehdit savuran, bu ülkenin yollarına dinamit döşeyen, bu ülkenin türel tünel kazan ve kazanlara belediye hizmetlerini açan, belediye kepçelerini gönderen, belediye işçilerini gönderen, belediye kaynaklarını açan partinin karşısında Ayran Bilge'nin tespiti çok doğru. İşte bu ihanetin karşısında Vatan Partisi Voltran olmuştur... ve evet, beyinidir. Doğru. Muğla'da Vatan Partili adaylar Ortaca Belediye Salonu'nda bir araya geldi. Ortaca Belediye Başkan Adayı Selahattin Kozak, ilçenin başlıca sorunlarını dile getirdi. Hayvancılığa yem desteği vereceğiz. Hayvancılığın önemli gideri olan yem ihtiyacını belediye bütçesiyle destekleyeceğiz. Muğla Belediye Başkan Adayı Günal milli hükümeti kurmanın yolunun milli belediyeyi kurmaktan geçtiğini söyledi. Yerelde halkımızla buluşup burada milli hükümeti giden çözümleri birlikte üreteceğiz. Efendim kim karar verecek e, hashtagine e, Ekrem İmamoğlu vatandaşa sordu dedi ki sen mi karar vereceksin dedi e, Kılıçdaroğlu e, da terör örgütlerine destek veriyorsan e, kim veriyorsa Allah belasını versin dedi İşte siyaset e, bu tip olgularla devam ederken çözümü olan e, enerjisi olan bilim kimliği olan Yönetime aday olanlarda nasıl güzel tane tane anlatıyor. Bunlar sadece gerçekten birkaç örnek. İşte hemen hızlıca aklıma gelenlerden bir diğeri. Mesela İzmir Kiraz var. Reçetesi hazır İzmir Kiraz'ın. Eczacı Meltem Ayvalı da o ilacı sunmak için şehir şehir kent kent geziyor. Gerçekten önemli projeleri söz konusu. Yine İzmir adayı Rifat Mutlu bir bilim insanı olarak farkını ortaya koyan çalışmalarını aktarmaya devam ediyor. Kim karar verecek adamlar bir aşk hikayesi diyor. Öbürleri sen mi karar vereceksin diyor. Seçmene nasıl davranırsan seçmen de öyle davranır sanırım. Birileri kazanmak istemiyor. Yine AKP'ye kazandıracaklar. Her zamanki gibi demiş adeta bir önceki tweete yanıtı da vermiş Sayın Ayhan Umsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz mesele bu. Yani içinde bulunduğumuz bu sistemin ezmeye çalıştığı, sistemin yok etmeye çalıştığı. Ekonomisiyle hücrelerimize deyim yerindeyse aktığı bir süreçte işçisiyle, emekçisiyle, kobisiyle, işletmesiyle toplumun hemen hemen her kesimini kucaklaması beklenirken bu tip ayrımlar gerçekten çok ciddi. Sıkıntı adeta skandaldır. Dünya seçim tarihinin bu tip notları çok önemlidir. Kapısında kuyruk olması lazım yani değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi işte %60'lara getirmiş İstanbul trafiğini. Eski raylı sistemi yenilemeyi bile yeniden pazarlıyor ama bu millet o raylı sistemle yıllarca gidememiş bütün bunların birincinde Patates'teki, soğan'daki durum ortada. Değil mi? Yani bütün bunları gören bir milletin kapılarında kuyruk olması gerekiyor. O sağlanmayınca %60'lık trafiğe çözüm olmayınca patatese soğana çözüm olmayınca mesele oraya geliyor. Sen mi karar vereceksin? Ya da işte terör örgütüne destek verenin Allah belasını versin'e geliyor mesele. İşte bunu özetlemeye çalışıyoruz. Güzel de özetlemiş. Teşekkür ediyoruz. Kim karar verecek? Eştekine yanıtlarınızı bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. E Önemli e, haberlerden bir tanesi e, fikri takip Türkiye gündemine taşımıştık. Türk Harbi Sendikası'nın eylemi. Biliyorsunuz 16 Mart'ta Ankara'da e, bir mitinge hazırlanıyordu. Valilik ve Emniyet Tanduan'da yapılması planlanan mitingde güvenlik ve seçim gerekçesini iptal etti. Aydınlığa konuşan sendika başkanı Bayram Bozal. E, orada çalışan işçiler fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı'nda kalarak tank üretimi yapmasını istiyor dedi. Tank! Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesine tepki gösteren Türk Harp İş Sendikası'nın organize edeceği büyük miting ertelendi. Mitingin Mart'ta Tandoğan Meydanı'nda yapılması planlanıyordu. Sendika Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek yazıyı bekliyordu. <laughs> Sendikanın başvurusunu inceleyen Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü seçim süreci ve genel güvenlik bakımından mitingi iptal etti. Sendikaya gönderilen yazıda mitingin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa uygun olmadığı gerekçe gösterildi. Valilik ve emniyet kararının ardından Türk Harpi Sendikası Başkanı Bayram Bozal'la görüştük. Haklı talebimizi bir kere de başkentten haykıracaktık diyen Bozal sürecin olumsuz gitmesi halinde tekrar başkanlar kurulunu toplayacaklarını söyledi. Bozal, orada çalışan işçiler fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı'nda kalarak tank üretimi yapmasını istiyor dedi. Evet tank palet vatandır vatan satılmaz Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte emperyalist mücadelede sınır ötesinde ve içinde süren askeri operasyonlara Adeta bir darbe. Dün İlker Yücel'de başka bir eylem noktasından bu talepleri aktarmıştı. Tank paletin eyleminin iptali elbette kabul edilemez. Oradaki gerçeği de örtmez. Bunu da buradan açıkça ifade edelim. Ülkenin içinde bulunduğu tabloda işte az önce gazete başlıklarından birinde de yer almıştı. Varlık fonunun deyim yerindeyse. E, kamudan yeniden çıkartılmasına ilişkin bir şüphe uyandıracak gelişmesi, tank palet fabrikasının özelleştirilmesi, işte bütün bunlara karşı sessiz kalan bir e, ekonomi yönetimi ve bunlara e, çözüm üretmekten e, yoksun, bırakın çözmeyi. Adeta aynı politikaları geldiğimizde biz de uygulayacağız dedirten muhalefetin politikaları. Hepsini satır satır tek tek size anlatmaya, ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. En çok gelen e, sorulardan bize yol Yolda görse yurttaş e, ya da işte telefonda e, sosyal medya üzerinden ulaşanlar ya seçim sonucu ne olacak diye çokça soru geliyor. Gerçekten bilmiyorum e, ama vatandaşın gündeminde ne seçim ne işte CHP, HDP ne başka bir şey gerçekten ekonomiye kilitlenmiş durumdalar. Adeta nefes almakta dahi sıkıntı yaşayan çok ciddi bir gelecek endişesi taşıyan bir toplum var. Çok sessiz bir çoğunluk var bu seçim öncesinde. Ben sadece buna dikkat çekiyorum. Yoksa aday adaylıklar meselesinde eleştiri unsuru çok fazla var. Hani siyaset stratejisi açısından da gördüğüm kendimce deneyimlerimden yola çıkarak hatalar söz konusu. Binali Bey'in İstanbul adaylığı oldukça iddialı. Çok bilinen tanınan bir isim olmasının getirdiği bir avantaj var. Ekrem İmamoğlu gibi bir isimle muhalefet yola çıkacaksa daha böyle bir yıl önceden sanki bunun çalışmasını yapması gerekirdi gibi düşünenlerdenim. Henüz kimsenin tanınmadığını işte organize sanayi bölgelerine vesaireye gittiğinizde buralarda görüyorsunuz bu izleri. Buralarda bir sıkıntı söz konusu. Çok böyle parti tabanlarının aman aman bu seçime böyle hazırlanmadığı kanısındayım. Bu içinde bulunduğumuz ekonomik krizin bir getirisi de olabilir. Gerçi deli gibi para alıyorlar. Tek almayan biliyorsunuz Vatan Partisi o çerçevede de zaman zaman ilanlarını dönüyoruz bu çerçevede sizlerin desteğiyle ayakta durabilmesi açısından ama bir ruh yok yani ne seçim çalışmalarında bir ruh var ne çözümlerde bir ruh var sürekli gerginleşen bir tablo atmosfer dile yansıyan üsluba yansıyan. Ciddi anlamda bir tartışma var. Zaten geçen yıldan beri özellikle muhalefet kesiminin kendi içinde yaşadığı CHP'de, İYİ Parti'de, şimdi HDP'li olan birliktelikte tabandan doğan çok büyük bir tepkiyi gözlemliyoruz. Çok sürprizli, bol sürprizli bir seçime doğru Türkiye'nin gittiği şeklinde bir izlenim söz konusu. Ya da vatandaş yine her zaman olduğu gibi Cuma'yı, Cumartesi'ye, belki Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Kararını verecek o sessiz çoğunluğun sesi de yeni rotayı ortaya koyacak. Ama Türkiye'de şunu söyleyebilirim bu seçim sonrasına ilişkin. Gerçekten öyle bir ekonomik yük var ki bütün para piyasalarını, finans piyasalarını, ekonomi cephesini takip eden kime sorarsanız sorun. Yani uzmanlara sorarsanız sorun. İlk kez bu kadar uzun, bu kadar yaygın, bu kadar geniş. Ve devam eden bir kriz tablosuyla karşı karşıyayız. Onun için işte bu işte stagflasyon, stampflasyon gibi kavramları Türkiye yeniden öğrenmeye çalıştı. Yani eskiden mesela sabit kurulu dönemlerde ne oluyordu? Bir gecede bir kriz oluyordu, çat yerin dibine bir vuruyordu. O V şeklinde dediğimiz tabloyla yeniden çıkış yakalanabiliyordu. Bu sefer onu da yakalama imkanının biraz zaman alacağı, çok daha ağır bir ekonomik kriz tablosuyla karşı karşıya. Bu hemen bir Nisan'da olur sonrasında olur onu bilemem ama bu yaygın e, krizin getirdiği ciddi bir etki söz konusu. E, bağlı bulunduğumuz finans kaynakları özellikle AKP'nin ekonomik modelinde eleştirdiğimiz batı eksenli finansman e, ve ekonomik model uygulamalarının hala oralara bağlı oluşu, işte patatesin ithal ediliyor oluşu, soğanın ithal ediliyor oluşu gibi kavramları da buna ektiğimi, e, eklenmediğimizde çok çözüm üretilmediğini de görüyoruz. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu seçim sonrasında sanki bir 4 yıl sonra seçim olacakmış gibi bir takvim var ama o pek taşınacak gibi gözükmüyor. Türkiye daha sık belki erken seçimlerle karşı karşıya kalabilir. Hani bir analiz yapmak gerekiyorsa gerçekten seçim sonuçlarını bilemiyorum ne olacağını. Bir sessiz çoğunluk var. Onların vereceği tepkiyi ve refleksi kestirmek elbette ki çok zor. Biraz daha belki seçime yakın tarihlerde ortaya çıkabilir. Çözümün olmadığı Adaylar tarafından çok net ortaya çıkıyor. Vatandaş da bunu görüyor. Partilerin bütün kadroları ciddi şekilde yatıyor. Yani hiçbir çalışma yok. Seçime özgü bir kampanyasal bir dönemsel hareketlilik söz konusu değil. Aslında olması lazım. Yani daha ne işte içinde bulunduğumuz bir ekonomik kriz var. İçeride dışarıda saldıran teröristler var. Bir emperyalist blokla da karşı karşıyayken enteresan gelişmeler var. Yakın tarihin en sancılı dönemlerinden bir tanesi bu açıdan bunun özellikle altını çizmek gerekiyor ama sanki bu ekonomik yük öyle bir 4 yıl hani Mart mart seçimlerinden sonra 4 yıl seçim görmeyeceğiz ya da 4 yıl sonra bir seçim takvimi var demek biraz zor gibi erken seçimlerin olabileceğine ilişkin bir tablo bize yansıtıyor bu. E bu arada Yüksek Seçim Kurulu da 31 Mart'ta kullanılacak oy pusulalarını tanıttı. Buna göre farklı renklerdeki 4 ayrı oy pusulasında kullanılacak oylar tek bir zarfa konulacak. Seçmenler il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarı seçimleri için dört farklı oy kullanacaklar. 31 Mart yerel seçimleri için artık geri sayım başladı ve Yüksek Seçim Kurulu da kullanılacak oy pusulalarını tanıttı. 31 Mart yerel seçimleri için partilerin adaylarını belirlemesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Dört farklı oy pusulası olacak seçmenin önünde 31 Mart günü sandığa gittikleri zaman. Bunlardan bir tanesi Büyükşehir Belediye veya Belediye Meclis Belediye Başkanlığı oy pusulası. Bir diğer oy pusulası Belediye Meclis Üyeliği oy pusulası. Bir diğer oy pusulası ilçe belediye başkanlığı oy pusulası olacak ve an itibariyle önümüzde görmediğiniz bir oy pusulası daha olacak. O da muhtarlık seçimine ilişkin. Seçmenler dört ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. Burada siyasi partileri ve siyasi partilerin adaylarını görüyorsunuz. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı. Renkler belli oldu, adaylar belli oldu. Artık geriye yalnızca 31 Mart gününü beklemek kaldı. İşte Ali Yaz Baltacı seçimde e, dikkat etmemiz gerekenleri böyle sıraladı. E, biliyorsunuz hafta sonu peş peşe uçak kazaları vardı. Dün flash açıklamalardan biri de Türk Hava Yolları'ndan geldi. Türk Hava Yolları yaptığı açıklamada filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının yani hafta sonu e, maalesef e, o kazalarda ismi geçen bu yolcu uçağının ticari operasyonları e, 13 Mart itibariyle ikinci bir e, karara kadar durdurulmuştur dendi. Yani bu uçaklarla uçulmayacak özeti o. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56'lar seviyesinde şu dakikalarda Avrupa yakasında Merter Cevizli Bayönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı uyarısı söz konusu yoğun bir sabah geçiyor İstanbul'un trafik yoğunluğu aksında. Bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumuna bakalım. Şimdi Marmara bölgesi parçalı çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde güney ve doğusuyla Tekirdağ çevreleri sanak yağışta geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bursa 11, Çanakkale 8, İstanbul 9, Kırklareli 8 derece. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sanak yağışlı. Güney Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sanak yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla'nın Bodrum'da. Malatya ve Marmaris ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyı kesimlerinde Güney ve Kuzey ve Kuzeydoğu'dan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyon Karahisar 11, Denizli 15, İzmir 16 ve Manisa 15 derece. Akdeniz bölgesi parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleri Mersin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Adana 20, Antalya 18, Burdur 12 ve Hatay 19 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu hafif olmak üzere sağanak yağışlı. Ankara 13, Çankırı 13, Eskişehir 13 ve Konya 16 derece. Batı Karadeniz çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Bolu 9, Düzce 10, Sinapon ve Zonguldak 9 derece. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Baybur çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Amasya 16, Çorum 12, Samsun 13 ve Trabzon 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batı kesimleriyle Bingöl çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Erzurum 6, Kars 6, Muş 4 ve Van 9 derece. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, batısı Mardin ve Diyarbakır çevreleri sağanak yağışlı. Diyarbakır 17, Gaziantep 15, Siirt 16 ve Şanlıurfa 20 derece. Denizcilerimiz için genel uyarı Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor meteorolojinin tahminlerine göre. Bir araya gideceğiz, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. 13 Mart 2019 Çarşamba günü gündemiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Ee, ekonomiyi e, konuşuyoruz e, bu çerçevede de e, önemli e, verilerin hep tartışmalı olduğunu dile getiriyoruz. Ekonomist Mustafa Sönmez'in bir tweetine bakalım. E, o e, TÜİK'ten de e, bu tip e, bir takım e, itirazların geldiğini aktarıyor e, tweet'inde. Bir onu görelim. Getiremiyor muyuz arkadaşlar ekrana? Peki. Mustafa Sönmez diyor ki bugün tweet'inde içinden gelen duyumlara göre diyor kurum e, rezaletle çalkalanıyor. Eksik dolar kuru talimatının damattan geldiği saklanmıyor. Müdahale kurla sınırlı değil. Önceki çeyreğin büyüme hızının 1.8'e çıkarılması tarım ve hizmetler büyüme oranı hesaplarında büyük tutarsızlıklar var diye Twitter hesabından paylaşmış ki bir önceki tweetinde de TÜİK'in 2018 dolar kurunu 10 kuruş eksik alarak 2018 gayri safi yurt içi hasılada azalmanın 16 milyar dolar daha eksik görünmesine yol açan yanlışını hemen düzeltmesini bekliyoruz diye de bir önceki tweetinde o oranları vermişti. Bugün de onu teyit ettiğini e, ifade eden tweetini paylaşıyor. Yani işte bu tip rakamlara müdahale edildiğini ifade ediyorduk. Çünkü hayatın gerçeğini yansıtmıyor. Yani hukuki bir deyim var ya hayatın olağan akışı Aykırı diye alana baktığınızda, kobilerin durumuna baktığınızda, işletmelerin durumuna baktığınızda zaten bunu net bir şekilde görüyordunuz. Bu açıdan da bir tespit olması açısından da bu tweet'i sizlerle paylaşmış olduk bu dakikalarda. Kim karar verecek bugünkü hashtag'imiz? Buraya gelen yanıtlarınızı okumaya devam edeceğiz. Biraz da bu yerel gündeme bakalım. E, bu yerel gündemde yansıyan e, başlıklar e, var. Mesela e, özellikle Balıkesir Körfezi'nden e, yansıyan o başlıkları görebiliyor muyuz? E, Sivercan onları da verelim. Tekrar başkan olacağım demiş Edremit Belediye Başkanı Bağımsız Aday Kamil Saka. Edremit Organize Sanayi Esnafını ziyaret etti. Esnafların büyük ilgisiyle karşılaşan Sakay'a büyük destek verdiklerini ifade ederek şu sözlere yer verdi. Daha sonra Kızıl Keçili Mahallesi'ne giderek de vatandaşlarla sohbet etti diyor. Diğer noktaya da bakalım. E ayrıntısı şöyle haberin 31 Mart'ta tekrar başkan olacağım diyor. Organize sanayi esnafını gezerek ve Kızıl Keçili mahallesini ziyaret eden ve büyük ilgiyle karşılanan Saka 31 Mart'ta tekrar başkan olacağım diyor. Saka Edremit'i satmamak için yola çıktık çünkü biz Edremit'i sattırmamak için yola çıktık. Biz yemedik yedirmedik satmadık sattırmadık ama Edremit Belediyesi'ni hepimizin gurur duyacağı bir belediye haline geldik şeklinde de aktarıyor. Önemli haberlerden biri bölgede biliyorsunuz eskiden beldeler vardı. Orada Güre'de uzun yıllar belediye başkanlığı yaptıktan sonra beldelerin kaldırılıp ilçe belediyelerinin gündeme geldiği süreçte de Körfez'in desteğini aldı. Yani yaklaşık tahmin ediyorum... Bir 15 yıl kadar Güre Belediye Başkanlığı yapmış ve sonrasında da Edremit Belediye Başkanlığı'yla da Körfez'de de gerçekten çok sevilen isimlerden biri haline gelmiş Kamil Saka. İşte yeni süreçte de durmadan yeni seçim dönemine hazırlanıyor. Bölge ilginç, Balıkesir Körfez'i özellikle son yıllarda ee, önemli ivme kazanan yerlerden bir tanesi, ee, özellikle çok fazla rağbet görüyor. Ee, özellikle tam da dönemi geliyor, yaz dönemi, turizm dönemi biliyorsunuz ee, ve bu çerçevede de e, o bölgelerde e, sahil şeritleri, e, işte kışlık nüfusuyla yazlık nüfusuyla fark e, ortaya koysa da yıldızı parlayan noktalardan bir tanesi ve yola da Edremit e, Belediye Başkanı Kamil Saka bağımsız olarak ama özellikle ilçe çerçevesinde ve o bölgede işte geçtiğimiz günlerde yaşanan o malum olay terör örgütünün siyasi kolu hatta Kürdistan falan ifadeleriyle destek verilmesi tartışmalarında çok net tavır alan isimlerden biri olarak da Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka dikkat çekiyor. Vatan Partisi'nin de yoğun desteği var bu seçim çalışmaları çerçevesinde. Bunları aktardıktan sonra gündem ha yeni askerlik tartışması önemli gündemlerden biri. Köklü değişiklikler öngörüyor yeni askerlik sistemi. Bedelli askerliği kalıcı hale dönüştürüyor. Bedelliği yapmayanlar içinse 6 artı 6 ay sistemi gibi bir öneri var. Bu öneriye de tepkiler var doğal olarak. Askerlik sistemleri üzerinde araştırmalar yapan emekli assubay Oktay Yıldırım yeni sisteminin Türk Devleti'nin kurucu ideolojisiyle çeliştiğini vurguladı. Belli bir miktar ücret ödeyecekler, bedeli arayacaklar ve Asya'da ilişkileri kesilecek, ayrılacaklar. Türk milletinin savunma yeteneklerini ortadan kaldırır. O hal kararnameleriyle emir komuta zinciri bozulan Türk ordusunun şimdi de askerlik sisteminin kökten değiştirilmesi hedefleniyor. Bu hedefe ise tepkiler var. Çok sayıda statü katmanından oluşan bir ordu kendi arasında ruh ve birlik bağı olmayan bir ordudur. Yeni sisteme göre bedelli askerlik kalıcı hale getiriliyor. Mehmetçik kavramına zarar verir. Halktaki eşitlik duygusunu yok eder. Askere giden herkese bir aylık eğitimin ardından bedelli yapmak isteyip istemediği sorulacak. Bedelli yapmak isteyen ücretini ödeyecek ve terhis olacak. Siz eğer işin içerisine parası olan, ölmeyecek vatan için. Parası olmayan gidip vatan için ölecek gibi bir mantığı sokarsanız yarın öbür gün hudut boylarında vatan savunması yapacak adam bulamazsınız. Bedelli yapmak istemeyenler ise 5 ay daha askerlik yapacak. 5 ayın sonundaysa kişiye askerliğe 6 ay daha devam etmek isteyip istemediği sorulacak. Devam etmek isterse 6 ay daha maaşlı asker olacak. Bir asker ikinci 6 ayda ancak parasal ihtiyaçlardan dolayı karar vereceği için sadece o parayı elde etmek için kalacağı için burada da bir vatan duygusu yaratamazsınız. Daha önce lisans mezunları için yedek subaylık uygulaması vardı. Yeni sistemle birlikte ön lisans mezunları için de yedek az subaylık getiriliyor. Yedek subayların zaten muharebe alanında da bir muazzaf subay az subay gibi şeyleri yoktur, katkıları yoktur. Yedek subaylık ve yedek az subaylık uygulaması savunma ihtiyaçlarına göre değil, üniversiteden mezun olan insanların statü beklentilerine cevap vermek için oluşturulmuş rütbelendirmelerdir. Mehmetçikle Asubay hakkında her şey kitaplarının yazarı emekli Asubay Oktay Yıldırım yeni sistemin ayrıntılarını ulusal kanala değerlendirdi. Sistem Türk devletinin kurucu ideolojisiyle tamamen çelişen para yoluyla özendirme para yoluyla motive etme sistemi üzerine kuruludur. Yeni askerlik sistemi için ortak akıl çağrısı yapan Yıldırım önerilerini de sıraladı. Türk ordusunda derhal askeri okulları açmak subayın ve az subayın tek kaynağı haline getirmek. Bu okullarda dereceyle mezun olan ilk grubu subay, diğerlerini de az meslek yüksek okullarına göndermek, yani liyakati esas almak, yükselirken de sicil sistemini de buna göre düzenlemek, Türk ordusunu önümüzdeki büyük tehditlere hazırlamak gerekir. Milli Savunma Bakanlığı'nın... Ee tanıtım subayı Deniz Binbaşı Nadide Şepnem Aktop da konuyla ilgili süreci bilgilendirme toplantısında değerlendirdi. Aktop son bir ayda gri listede olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı toplantıda güvenlik kaynakları yeni askerlik sistemine ilişkin bilgiler verdi. Buna göre yeni sisteme son hali verilmeden önce kamuoyundan gelen eleştirilerin dikkate alınacağını vurguladı. Türk ordusunun yurt içi ve dışında terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, FETÖ ve PKK ile mücadele bilançosunu açıkladı. Son bir ay içerisinde PKK-KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve İran kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışıyla yürüttüğümüz operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 15.621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 6.486 personel hakkında ise adli idari işlem devam etmektedir. Aktop, 462 bin kilometrelik Mavi Vatan'da, Fırat'ın doğusuyla Memmiç'te Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunacağını vurguladı. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Hava sahamızda ve 462 bin kilometre kare olan mavi vatanımızda uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam etmekteyiz. Öte yandan güvenlik bürokrasisi geçen hafta açıklanan yeni askerlik sistemine ilişkin eleştirilere açığız mesajı verdi. Edinilen bilgilere göre sisteme son şekli verilmeden önce kamuoyundan gelen eleştiriler değerlendirmeye tabi tutulacak. Yeni sistem Cumhurbaşkanlığının onayından geçip mecliste yasalaşmasıyla netleşecek. İlgili sisteme ilişkinse kanun teklifi Nisan ayında meclis gündemine gelecek. Son dönemde Amerika'dan S-400 satın alması durumunda Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmeyeceğine dönük bazı açıklamalar gelmişti. Güvenlik kaynakları S-400 füzeleri ve F-35'lerin tesliminde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Edinilen bilgilere göre Tel Rifat'ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleriyle sınır olan hattında Türk ve Rus askerleri müşterek devriyeler yapacak. Bunun için ise Ankara-Moskova hattında koordinasyon toplantılarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca İdlib'te de Rusya ile başlatılan devriye faaliyetinin ikincisinin yapılması için planlamaların sürdüğü, ilgili bölgede hava sahasının Türkiye'ye açık olduğu kaydedildi. Bugün gazetelerin gündeminde Banyo Hattı uzun yıllar işte değişiyor, dönüşüyor. Bir takım projeler geldi gitti. Dün en nihayetinde hızlı trenle seferlerini, deneme seferlerini tamamladı ama özellikle meslek örgütlerinin bu çerçevede uyarı ve kaygı uyandıran açıklamaları var. Gebze halkalı bandeo tren hattı bilemiyorum bugün nasıl bir yoğunluğu aldı. İstanbul trafiğine baktığımız kadarıyla çok da fazla etkili olmamış hani trafik ölçeğinde, toplu taşıma anlamında toplu taşımalar arasında bir tercih oldu mu ya da metrodan marmaray'dan vesaireden hani buralara yolcu kaydı mı onun biraz oranlamasını ilerleyen günlerde göreceğiz herhalde bugün itibariyle hareketlenmeye başlamıştır. 1 saat 55 dakika sürmesi planlanıyor bu tüm hattın yolculuğu. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İstanbul'un tam 10 ilçesinden geçiyor bu hat ve meslek örgütlerinden de kaygı yandıran açıklamalar geldi. 2013 yılında yenileme nedeniyle durdurulan ve İstanbulluları isyan ettiren Gebze Halkalı Banliyö Tren hattı açıldı. İstanbul'un tam 10 ilçesinden geçen hat 1 saat 55 dakika sürüyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası hattın açılmasına engel çok önemli eksiklikler olduğunu ve erkenden hizmete girmesiyle kazaların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Hattın açılışını ve ilk sürüşünü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak Demir-İpek yolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor dedi. Londra'dan Pekin'e, Pekin'den Londra'ya bunu gerçekleştirdik. Yani Demir-İpek yolu bunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan gebze halkalı banyo hattının tek geçişlik bilet fiyatı 5 lira olarak belirlendi. Haberlerden biri buydu değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Bir Adana'dan uzun haber vardı onu uyarı açısından bir kez daha verelim. Adana'da karbon monoksit gazı can aldı. Karataş'ta kamp kurdu 5 tane kişi ve işte çadırların içine o yaktıkları mangalı koydular ve maalesef burada yaşamını yitirdiler. Adana'da 5 vatandaş kaldıkları çadırda karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın adresi Adana'nın Karataş ilçesi. Balık tutmak isteyen 5 kişi konaklamak için çadır kurdu. Gruptakiler üşüdükleri için yaktıkları mangalı içeriye aldı ve öylece uyudu. 5 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları polisi aradı. Olay yerine giden ekipler acı manzarayla karşılaştı haber alınamayan 5 kişinin çadırda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede 5 kişinin karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kim karar verecek dedi hashtag'te sen mi karar vereceksin çıkışı. Ya bu terörü destekleyenlerin Allah cezasını versin çıkışları. Siyasetteki gerçekten o kötü üslubu bir kez daha hatırlattı. Ama bakın işte bir sessiz çoğunluk diyorduk ya olaylara kim hangi bakış açısı ve zeka ile karar vermeli? Cengiz Atoğlu kim karar verecek Heçtekin de demiş ki dünyada güç dengeleri değişiyor. Egemen güçler yeni enerji kaynakları ve ihracat pazarlarını tekrar bölüşüyor. Türkiye ya bölüşülenler arasında pazar ülke olacak ya da bölüşenler arasında olacak. Beka sorunu tam da budur. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların da temelinde bu var şeklinde görüşünü dile getiriyor. Genel ekonomi analizlerimiz çerçevesinde bir sistem eleştirisi size anlatmaya çalışmıştık. Cengiz Bey de sağ olsun bu mesajıyla. Kim karar verecek? Sen mi karar vereceksin? Kim karar verecek At Atacan? Biz karar vereceğiz değil mi? Evet. Geleceğimize biz karar vereceğiz. Önümüzdeki seçimde gerçekten bu çerçevede çok önemli bir fırsat var. Türkiye önümüzdeki e, yıllara e, belli ki yeni erken seçimlere gebe bir tabloyla çıkacak. Bu çerçeve ve bu aşamada bu ekonomik yükün e, getirdiği sürecin çok sürdürülebilir olduğu gözlemlenmiyor. Bakacağız neler olacak görecek böyle falcılık gibi işte dolar ne kadar olur vesaire gibi bir takım tartışmaları çok sevmiyorum ama yaygın ve uzun süreli bir krizin içinde olduğumuzu hemen hemen bütün uzmanlar anlatıyor. Burada bu sistemin yapısını değiştirecek siyaset ve politikalara ihtiyacımız var. Senle mi karar vereceğiz işte Kürdistan meselesi üzerinden bakarak vesaire yaparak da bu işlerin çözülmeyeceği çok açık. Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın da yani kamuoyunda pohpohlanan ya da sistemin pohpohladığı bütün adaylara baktığımızda hemen hemen ekonomi çerçevesinde aynı politikalara güdeceklerine ilişkin çok önemli izleri satır arasında var. Bunları da size aktarıyoruz. Zaten çözümleri olmadığı için mi, sen mi karar vereceksin'e geliyor. İşte Allah belasını versin şeklindeki çıkışlara geliyor mesele. Bir fırsatınız var. Son derece önemli adaylar var genç adaylara, kadın adaylara, bilim insanlarına, çözüm üretenlere yönelik toplumun göstereceği bir tıklık bile refleks Türkiye'de çok şeyi değiştirecek, önümüzdeki süreçteki bakışı çok değiştirecek, iktidarıyla muhalefetiyle ders verebileceğimiz bir seçim arifesindeyiz. Özellikle bunun altını çizelim değerli dinleyiciler. Güzel bir haberle devam edelim. Ağır uzanacağız. Spor lisesi okul her yerdedir sloganıyla Küp kıran, değil mi? Doğru okudum. Küp Kıran Kayak Merkezi'nde yeni şampiyonlar yetiştirmek için kayak ve snowboard eğitimi veriyor. E, milli kayakçı olmanın hayalini kuran öğrenciler kayak merkezinde hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Ağrı Spor Lisesi kayak sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için kolları sıvadı. Okul her yerdir sloganıyla küp kıran kayak merkezinde profesyonel kayak ve snowboard eğitimi veren lise öğrencilerin %80'ine kayak öğretti. Kayak dersini ilk defa burada yaşıyoruz. Hayatımda kayak bilmedim. Buraya geldim öğrendim. Bir ilk oldu. Bugün geldik kendi kayak merkezimize. Burada çok daha zevkli, çok da öğretici bir şekilde öğreniyoruz. Yani düşe kalka artık Öğreneceğiz her şeyi. Ağrı Spor Lisesi Müdürü Murat Demir kayak eğitiminin sonuçlarından memnun. E, okulda sadece teori bilgisini alıyorlar ama burada hem teorisini hem pratiklerini yaptıkları için çok daha iyi pekiştirerek öğrenme süreçleri çok üst seviyede oluyor. Kayak merkezindeki 800 metrelik iki pistte haftada 4 gün eğitim veriliyor. Profesyonel kayak ve snowboard eğitimi alan öğrenciler yaklaşık bir aydır süren yoğun antrenmanlar sayesinde önemli gelişme kaydetti. Milli kayakçı olmayı hayal eden öğrenciler kar kalınlığının bir metreye geçtiği kayak merkezinde hem öğreniyor hem eğleniyor. Yaz sezonundaysa öğrencilere yüzme, okçuluk ve tenis dersleri verilecek. Son dakika bilgisi Ankara'da FETÖ operasyonu başlığıyla 44 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Bu arada Bursa'da DAEŞ'e yönelik, IŞİD'e yönelik operasyondan bahsetmiştik. Yakalananlar arasında kırmızı bültenle aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı bir kadın teröristinde gözaltına alındığı Polis özel harekat ekiplerimizce onların gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alındığı belirtiliyor. Bunu da ifade edelim değerli dinleyiciler güzel haber ara haberi. Örnek haberlerden bir tanesi bu örneklerin çoğalması gerekiyor ülkemizin geleceği açısından. Şimdi böyle Endüstri 4.0 eğitim çocuklarımızı nasıl eğitelim böyle bir tartışma var biliyorsunuz. 2-3 noktada uzmanların görüşlerini özetlemeye çalışırsak şöyle bir model var. Şimdi bu zamana kadarki eğitim modeli biraz yabancı dil öğrenmesi üzerine idi çocukların. Ancak işte içinde bulunduğumuz bu yazılım sürecinde neredeyse 130 dile varan bir takım çevirileri artık telefon uygulamalarına indirerek bile başladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içinde elbette çok daha gelişecektir den yola çıkarak. Elbette yine yabancı dil ihmal edilmeden spor ve sanat ağırlıklı bir eğitim modelinin de devam ettirilmesi gerekiyor. Hayal gücünün çocuğun bireysel ve yetenekleri açısından dikkat çekiliyor bu noktalara. Spor ve sanatsal eğitim merkezlerinin inovasyon dediğimiz o yenileşme, değişim diye ya da işte devrim diye tanımlanan o inovasyon sürecinin devamı açısından dikkat çekiliyor. Hani sadece kodlama merkezli eğitim ya da matematik, mühendislik modelli eğitim merkezleri de önemli ama spor ve sanat duyarlılığına sahip eğitim modellerinin de hayal gücünü canlandırma, çocuğu genci diri tutma, geleceğe hazırlama açısından hala önem taşıdığını özellikle bir vurgu var. O açıdan da örnek haberlerden biriydi. Şimdi Mersin'e uzanacağız. Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların uzun uğraşlar sonucu tekneyi almayı başardıkları balıksa bir köpek balığı çıktı. Balık avına çıktılar, dev köpek balığıyla döndüler. Akdeniz'e açılan balıkçıların ağına 12 mil açıkta bir köpek balığı takıldı. 4 metre uzunluğundaki pamuk cinsi köpek balığı tam 350 kilogram ağırlığa sahip. Normalde Nisan ve Mayıs aylarında biz bu balıkları bekliyorduk. Yalnız Akdeniz'de havaların ısınması sebebiyle köpek balığının denizlere ve sahile inme oranı bu aylara çekildi. Bu şu an Mersin'de yakaladığımız ilk köpek balığı. Mersin Balık Pazarı'na getirilen dev köpek balığı ilgi odağı oldu. Bu görüntüler ise Düzce'nin Cumayeri ilçesinden. Avlanan balıkçılar 1 metre 80 santimetre uzunluğunda bir yayın balığı yakaladı. Bunlar yayın balığı diye geçer. Bizim burada pek nadir yakalanan bir şey. 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evet bu da dünün renkli haberlerinden bir tanesiydi. Bu notlarla da günü tamamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. 13 Mart gündeminin de yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte veda edeceğiz. Sevgili Atacan stüdyomuzda benim aynı zamanda sohbet arkadaşım oluyor. Kameraman arkadaşlar beni de idare etmek zorunda kalıyorlar. Sevgili Atacan sağ ol teşekkürler. Ekibimiz genişleyen ekibimiz Nesibe Erkılınç, Caner Koldaş, Burcu, sevgili Burcu Birici de aramıza katıldı. Bir kez daha hoş geldin diyelim. Sibelcan Can Korkmaz da hazırladık. Volkan Gadiş yönetti. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek bütün arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.